Radyo, Kur'anın sesi. Ekrem Demirli ile düşünce ve hayatta bize göre. Efendim tekrar merhaba. Vav Radyo'dayız, düşünce ve hayat programında. Şimdi e, önümüzdeki Pazar günü Allah nasip ederse Kurban Bayramını idrak edeceğiz. E, şimdiden. Bütün alemi İslam'a, bütün müminlere, Müslümanlara ve yeryüzüne hayır hasenat getirmesini temenni ederim. Kurbandan sonra da hakkıyla kurbanını kesmiş kişilerden olmayı Allah'ın bizlere nasip etmesi için dua ederiz yani. Şimdi kurban üzerinde, kurban yani Müslümanların dini hayatında mühim bir yer tutuyor. Daha doğrusu şöyle ifade edeyim, fıkhen çok merkezi bir yer tutmasa bile fıkhen, tırnak içerisinde söylüyorum onu, aslında dini hayatta, ibadet hayatında çok mühim bir yer tutuyor. Şimdi ne demek istiyorum? Önce bunu biraz açıklamaya çalışayım. Belki insanlar hani şöyle düşünebilir haklı olarak. İşte kurban bayramı geliyor. Bununla ilgili pazarlar kuruluyor. İşte hayvanlar alınıyor, satılıyor, kesiliyor vesaire filan. Yani böyle sosyolojik olarak baktığımız zaman ya da tezahürleri bakımından baktığımız zaman çok güçlü bir ibadet gibi duruyor. Yani Müslüman hayatında çok güçlü bir ibadet gibi duruyor. Aslında bütün olarak baktığımızda mesele fıkhen o kadar güçlü değil. Yani mesela namaz diyelim ki Müslüman hayatından çok güçlü bir yerdedir. İşte kurban öyle değil. Mesela Hanefilere işte veya mesela oruç çok güçlü bir ibadettir. Zekat çok güçlü bir ibadettir. Yani merkezi bir ibadettir ve din onların üzerine kuruludur. Böyle değil. Şimdi kurban daha böyle fer bir ibadet gibi duruyor. Hatta o kadar ki bunu mesela bazı mezhepler e, yükümlülük cihetiyle ele aldıklarında işte sünnet olduğunu söylüyorlar. Mesela yani sünnet şu demek aslında kurban e, kurbanı kesmesi gereken peygamber efendimizdir sallallahu aleyhi ve e, biz de peygamber efendimize ittibaen kesiyoruz. Dolayısıyla hani imkanımız olursa keseriz kesemezsek de kesemeyiz gibi. Yani hani biraz böyle yani yumuşak bir üslupla ele alıyor. Özellikle yani mezheplerin bir kısmı bu konuda biraz daha mutedil yani munis yaklaşıyor mesele. Bu açıdan yani böyle kurbanın e, dindeki yeri hatta dinlerdeki yeri hatta insanlık tarihini dikkate, de, dikkate aldığımızda insanların e, ibadet hayatlarında kurbanın yerini e, tam yansıtmıyor bu. Yani bu da tam olarak bir kopuş olduğunu demek ki düşünüyor bu ulemamız, alimlerimiz. Onlar için yani kurban e, haddi zaten, Peygamber'in sünnetidir. Hatta bence şöyle bir şey de oluyor orada ve o bu değişime de dikkat çekmek lazım. Normal şartlarda biz e, sün şey kurbanı Hazreti İbrahimle ilgili bir hadiseden biliyoruz yani en güçlü şekilde onu biliyoruz. Aslında Habil e de gidebiliriz de oraya kadar gitmeden Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etmesiyle ilgili bir hadiseden kurbanı tanıyoruz. Dolayısıyla kurbanı bize bir sünnet olarak bir adet olarak bırakan Hazreti İbrahim'dir. Ancak İslam'ın şöyle bir özelliği vardır. İslam e, Kur'an-ı Kerim bir hükümler manzumesi getirmiştir. Peygamber Efendimiz işte bir hüküm bu hükümleri yorumlamıştır. İşte tadil bazı hükümler kendisi ihtiyaç etmiştir. İşte şöyle olmuş, böyle olmuştur. Sünnet teşekkül etmiştir. Şimdi İslam bir de hükmen kendisinden önceki şeriatlar hakkında bir karar vermiştir. Bu şeriatlardan bir kısmını geçerli kılmıştır, bir kısmını geçersiz ilan etmiş. Yani nesetmiştir. Şimdi mesela diyelim ki e, bazı şeriatlarda içki içmek caizdir mesela. Fakat pe, şer, İslam şeriatı bunu kaldırmıştır. Dolayısıyla bu haram kılınmıştır. İşte bazı şeriatlarda diyelim ki işte diyelim ki bir konu vardır o devam ediyordur. İslam onu kabul etmiştir. Fakat burada şöyle bir incelik var. İslam onu devam ettirdiğinde artık o, o dinin şeriatı olmaktan çıkar. İslam şeriatı haline gelir. Hazreti İbrahim konusu buna örnek. Hazreti İbrahim mesela kurbanı kes, kesiyor diyelim bir peygamber kurban kesiyor. İnsanların onu taklit etmeleri ona uymaları sünnettir. Fakat Hazreti Peygamber Efendimiz bu sünneti veya bu uygulamayı kabul ettiği için veya bunu meşru kıldığı için artık o Hazreti İbrahim'in sünneti olmaktan çıkıyor. Peygamber Efendimiz'in sünneti haline geliyor. Dolayısıyla muhtemelen bizim mezheplerimiz yani İmam Şafii Hazretleri'nin veya işte diğer mezheplerdeki Kurban sünnettir dendiğinde yani bu peygamber efendimizin bir sünnetidir e, demiş oluyorlar ve peygamber efendimiz o sünneti yani o kurban kesme hadisesini e, makbul gördüğü için daha meşru kabul ettiği için önceki şeriatlarda da yer alan bir uygulamayı kabul ettiği için e, aslında o otomatikman İslam şeriatı ya da İslam sünnetinin İslam'daki sünnetin bir parçası haline geliyor. Biz şimdi... Şöyle bir cümle artık kullanmıyoruz. Hazreti İbrahim'in sünnetine uyarak kurban kesiyoruz diyemeyiz. Biz Hazreti Peygamber'in sünnetine uyarak kurban kesiyoruz ve İslam'da böyle bir yer ediniyor. Şimdi kurbana sünnet demek eğer diğer sünnetler gibi düşünürsek kurbanı anlamak için fıkhen yeterli olsa bile metafizik ya da e, ahlaki açıdan yeterli neticelere bizi ulaştırmaz. Yani kurban, kurbana sünnet dediğimizde bu fıkhanın geçerlidir. Yani İmam Şafi'nin iştihadını konuşabilecek, tartışabilecek bir halimiz yok. Yani İmam Şafi Hazreti öyle diyorsa öyledir. Yani, yani, delilleri vardır öyle diyordur. Ya da diğer mezhebi imamları öyle diyorsa öyledir. Ee, buna mukabil Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife ve Hanefiler ise bunu vacip kabul ediyorlar. Kur, kurbanın vacip kabul ediyorlar. Şimdi ister vacip diyelim ister sünnet diyelim. Kurbanın biraz daha fıkın dışında daha geniş bir perspektifte tartışmaya ihtiyacımız var. Konuşmaya ihtiyacımız var. Bu sadece hani modern dünyada değil. Aslında bütün dönemlerde yani bu kurban dediğimiz hadise nedir? Yani biz niçin mesela bir hayvanı kesiyoruz? Ee, bunu konuşmamız lazım. Bunu konuşmaya çok ihtiyacımız var. Ee, bu açıdan e, kişisel olarak mesela geçen sene e, fikriyat.com'da 3-4 yazı yazmıştım. Ee, bu dönemde birkaç tane yazı yazmayı düşünüyorum ama bu aralar bir türlü işte elim gitmedi. Şimdi bazı yönlerini yani kurban hasesin bazı yönlerini konuşmaya çalışalım. Şimdi birincisi kurban e, kelime manası yani Türkçe'de kullandığımız tabi Arapçadaki tam böyle değil yani e, kurban dediğimiz şey kelime manası olarak yaklaşmak anlamı taşıyor. Kurban Kur'an şeyde ise yani e, yani Arapçada ise yani işte zeb yani 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 hayvanı kesme yani hani bununla ilgili bir şey var. Ee, şimdi kelime manası yaklaşma, kurbiyetle ilgili bir kavram. Dolayısıyla şimdi kurban, kurban, kurban üzerine konuşurken akla ilk gelmesi gereken yönü burası. Yani ibadet tarafı ve Allah'a yakınlık tarafı. İki, bu konu biraz önemli. Şu açıdan önemli. Eğer biz Dinler üzerinde e, bir makro değerlendirme yapsak, karşılaştırma yapsak, şöyle bir durum ortaya çıkabilir. Mesela e, daha pagan dinleri, putperest inançlar, e, kurban vererek, yani bir kurban sunarak, Allah'ın e, cezasından, Allah'ın azabından kurtulmayı hedeflediler. Bu ne demek? Yani tanrının ya da tanrıların ya da ilahi güçlerin artık neyse o öfkelendiğini, insanları cezalandırmayı istediğini bildiklerinde işte çeşitli şekillerde kurbanlar adayarak o belaları uzaklaştırmak için kurban fiilini yerine getirmişlerdir. Mesela burada adama bazen bir insanı vermek şeklinde olabilir. Diyelim ki mesela bir nehir azmıştır ve ona bir nehri o nehre mesela bir insan atabilirler. Yani bir insan kurbanı, insanın kurban verilmesi olabilir. Bazen maldan mülkten olabilir. Bazen başka şeylerle olabilir. Bazen işte yalvararak okuya ve falan filan. Yani velhasıl yani burada ana fikir Tanrı öfkelenmiştir ve onun öfkesini yatıştırmamız lazımdır şeklindedir. Şimdi bu pagan dinlerindeki ana karakteri gösteriyor. Aslında şimdi burada çok güçlü bir inanç var. O inanç nedir? O inanç e, o dinlerde Tanrıya dair güçlü bir vurgunun yer almasıdır. Yani Tanrı öfkelende bizi her an cezalandıracak ve bir şey yapmalıyız fikri. Şimdi bu güçlü inanç normalde e, kıymetli bir şeydir. Yani yani bir insanın Allah'a bu şekilde inanması kıymetli bir şekil bir şeydir. Fakat Gene de e, büyük dinler yani Yahudilik, Hristiyanlık ve sonra İslam tabii en büyük bir şey, şey din. Bu tarz bir inancı kabul etmiyor ve Tanrı ile böyle bir ilişkiyi yani ver kurtul bir kurban ver kurtul şeklindeki bir ilişkiyi e, doğru bulmuyor. Yani bunu ortadan kaldırıyor. Bu kez dinde özellikle İslam'da hani diğer dinler üzerine konuşmaya gerek yok. İslam'da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Kurbanlar verip kurtulmak değil de yani Allah'a yaklaşma, yani ver yaklaş gibi, yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. Binaenaleyh şimdi kurban bahsini ele alırken, yani üzerine durmamız gereken şey Allah'a yakınlık meselesidir. Yani kurban Allah'a yakınlıktır, kurbiyettir, Allah'a yakınlıktır. İkinci bir konu bu konuyla ilgili. Hadisatında e, az önce hani fıkıh bahsi veya fıkıh gözüyle baktığımızda, kurbanın dindeki yerini anlamak pek mümkün olmuyor dedik. Şunun için kurbanın ne olduğunu anlayabilmek için aslında hacda ne yaptığımızı tam olarak anlamamız lazım. Biz hacda ne yaptığımızı bilmediğimiz sürece kurbanı niçin kestiğimizi idrak edemeyeceğiz. Çünkü kurban esas itibarıyla hacın bir parçası olarak ibadet hayatımıza girmiştir. Yani hac olmasaydı aslında kurban olmayacaktı. Ya da e, kurbanın kesmeyi biz Kabe ile birlikte öğrendik. Hazreti İbrahim'in Kabe'yi yeniden inşa etmesiyle öğrendik. Hazreti İsmail ile birlikte işte orada dua etmesiyle öğrendik. Ve orada ne olduysa yani İbrahim ve İsmail ile o Kabe'de ne olduysa Kurban onunla ilgili bir şeydir. Şimdi bence bu noktada e, dikkatimizi Kabe'ye hac ibadetine Mekke'ye e, vermemiz lazım ki ve bir şey daha çok önemli ihrama vermemiz lazım ki e, kurbanın ne olduğunu anlayabilelim. Şimdi ne oldu yani hani Kabe'de bunu şeyden okuyacağız diye. Ha. <laughs> tamam. Şimdi Kabe'de ne oldu? Hazreti İbrahim'le ne oldu? Kur'an-ı Kerim'de Kabe'nin yeryüzünde yapılmış ilk mescit olduğu söylenir. İlk mabet olduğu söylenir. Bu nedenle bizim insanlık tarihi yorumumuzda şöyle bir yerden hareket ediyoruz. İlk mabet, ilk şehir ve ilk insan. Adem, Kabe ve Mekke. Dolayısıyla yeryüzündeki hikayemiz yani cennetten sonra olan hikayemiz bu şekilde tahakkuk etti. Dolayısıyla insanlar yeryüzün yani insanlar cennetten koptular ama yani cennetten uzaklaştılar ama veya kovuldular ama Allah'tan kovulmadılar. Dolayısıyla yani insanlığın böyle bir ateist geçmişi yok. Veya dinsiz bir geçmişi yok. Ya da ibadetsiz bir geçmişi yok. İnsanlar cennetten kovuldular. Fakat Allah cennette değildi. Allah her yerde hazır ve nazır olduğu için Allah'tan gene Allah'a geldiler. Yani Allah'ın olmadığı bir yere gel yani cennetin olmadığı bir yere geldiler doğru. Ama Allah'ın olmadığı bir yer yok. Dolayısıyla Allah'tan Allah'a geldiler. Şimdi bu nedenle İslam'ın bu cennetten kovulma hikayesini gayet munis bir şekilde açıkladığını dikkate almamız lazım. Yani yani cennette yaratılmış olan Adem yeryüzüne peygamber olarak geldi. Yani Allah'ı bilen birisi olarak geldi. Dolayısıyla yani Adem bakımından Allah'la yani Adem kendisi için mesela biraz daha zahmetli bir yere gelmiş olabilir yeryüzü. Onun için böyle olabilir fakat Allah'la ilişkisinde e, hani bil, bildiği bir yerden meçhul bir yere gelmedi. Allah her yerde idi. Dolayısıyla yani yani cennetten kovulma süreci bir Tanrıyı unutma, Allah'ı unutma, Allah'ı bilmeme e, yani tırnak içerisinde söylüyorum bir ateizm işte falan yani böyle bir süreç değildi. Yani böyle bir mevzu bu değildi. Mevzu neydi? Mevzu cennetten Diyelim ki yeryüzüne geldi insan... ...nasıl yani o, o mevzular biraz... ...tabii... E, ...üzerine tabi derin konuşmalar yapmayı... ...gerektirir ama şu an konumuz bu değil... E, ...kısaca gidiyoruz... E, ...cennetten kovuldu insan... ...ve yeryüzüne geldi... ...yeryüzüne geldiğinde... ...insan... E, ...Allah'ı tanıyarak geldi... ...ibadeti bilerek geldi... ...ve... E, ...ilk yaptığı şey bir mabet oldu... ...yani Kabe oldu... Böylece yani hani biz yeryüzünde hani ekini öğrenen e, buğday ekmeği ev, hayvan evcilleştirmeyi öğrenen insanın haddi zatında Allah'a ibadet eden yani bir hani söyleyeyim, bir homo religius yani bir dindar bir insan olduğunu da kabul ediyoruz. Böylece yeryüzünde asıl olan şey yani ilk olan şey mabettir. İlk olan şey ibadettir. İlk olan şey kişinin Tanrı'yı tanımasıdır. Dolayısıyla yani cennetten kovan insan bir ateizme veya bir zulümata, bir karanlığa mahkum edilmedi. Bu bizim açımızdan çok önemli bir nokta. Daha sonra ise bu şekilde yani doğru bir, e, asıl üzere inşa edilen yani Kabe bunu temsil ediyor. Asıl üzere inşa edilen bu yapının etrafındaki insanlar iktidar hırsıyla, başka bir takım hırslarla çatışmaya girdiler, kavgaya girdiler ve bozulma bundan sonra oldu. Yani yani aslında insanlığın tarihi Yeryüzündeki tarihi Adem'le başlamadı. Adem'le olan şey cennetteki hayatımızın bir devamıydı. Yeryüzündeki tarihimiz Kabil'in Habil'i öldürmesiyle başladı. Bundan sonra tarih değişti. Ve başka bir şey oldu. Şimdi o olan şeyin bir parçası da muhtemelen işte Kabe'nin zaman içerisinde kaybolması, anlamını yitirmesi, mabedin anlamını yitirmesi, e, dinin anlamını yitirmesi vesaire gibi konular olmuştur filan. Şimdi tekrar gelelim. Bu kaybedilen şey Hazreti İbrahimle tekrar bulundu. Bu nedenle şimdi biz Hazreti İbrahim'e Kabe'yi yapan değil, Kabe'yi tekrar bulan. Yani kayıp olanı bulan diye. Çünkü zaten başka türlü İsmail oraya niye getirdi, götürdü? E, şey e, karısı karısının ismi neydi? Ha. Hacer. Hacer validemiz oraya niye götürdü? Bunlara bu, bunlara bir cevap bulamayız. Yani onlar oraya götürdü çünkü orada bir şey vardı. Yani bir nüve vardı. Dal götürdü. Yani aşılamaya götürdü. O aşı tekrar orada neşr nema bulacak ve Adem'in kurduğu şehir tekrar canlanacak idi. Hiç kuşkusuz o dönemde mesela Kudüs vesaire yani o yani Filistin o civardaki şehirler ya da işte Yemen tarafındaki şehirler ya da başka şehirler Mekke'ye göre daha canlanmıştı fakat Hazreti İbrahim ilahi vahiy ile veya ilahi bilgi ile Mekken'in esas mübarek şehir yani asıl şehir olduğunu öğrenmişti bu nedenle kendisine göre daha güçlü olan Kudüs vesaire benzeri şehirlerden oraya bir dal taşıyarak eski kökü tekrar canlandırdı. Şimdi İslam cihetiyle olan hadise bu. Şimdi Hazreti İbrahim Kabe'yi canlandırıyor. Ee, ve e, hac menasikini yani hac nasıl hac yapılacağını insanlara öğretiyor. Yani burası bir hac merkezi yani bir Kabe'nin tekrar şeyi gibi bir merkez haline geliyor ve uzun süre yani 5 bin yıl 6 bin neyse burası böyle devam ediyor. Şimdi kurban tam bu ibadetin bir parçası olarak yapılıyor. Yani e, haccın bir parçası, haccın bir rüknü olarak yapılıyor. Şimdi biz dolayısıyla burada hac ibadetiyle bir öze dönüşü, asla dönüşü idrak etmemiz lazım. İhram giymek bunu temsil ediyor. Kurban giymenin de bununla ilişkisi olması lazım. ale. yani biz kurban ibadetini mesela önümüzdeki pazar günü yani bütün Müslüman kurban ibadetini yerine getirirken ifa ederken Ademi düşünmek zorundayız Kabe'yi düşünmek zorundayız Mekke'yi düşünmek zorundayız Cennetten kopuş serüvenimizi düşünmek zorundayız İhram giymeyi, tavaf etmeyi ve bu bu şekilde tekrar başa dönmeyi yani hani makarayı başa sarmayı yani film tekrar başa dönmeyi evvele dönmeyi öğrenmek zorundayız biz bu haleti ruhiye ile kurban kesmeliyiz. Dolayısıyla biz başa dönmek için, hikayemizin başını tekrar yakalamak için, bütün bunlar niye oldu, biz burada buraya niye geldik demek için kurban kesiyoruz. Yani bunu demediğimiz sürece yani bir hayvanı kesmek değil yani mevzumuz bu değil. Bu nedenle ısrarla yani bu cümlenin altını çizelim. E, ısrarla şunu vurgulamamız lazım. Kurban bizim için bir başa dönme eylemidir hikayemizin başına yani Adem'e yani İbrahim'e. İbrahim, e. İbrahim tabi başa döndüren kişi. İbrahime dönme eylemidir. Kurban bizim için bir ihram giyme, yani apoletlerimizden soyunma eylemidir. Kurban bizim için bir tavaf, dönme yani dönerek yani kimliklerimizden arınarak Allah karşısında aciziyetimizi görme eylemidir. Kurban bizim için Mekke'ye dönme, yani Kabe'nin temsil ettiği o anlama dönme. Yani cennetten niçin kovulduk? Yeryüzünde nasıl yaşamalıyız sorusuna dönme eylemidir. Dolayısıyla kurbanı bu şekilde düşünmemiz lazım. Şimdi devam edelim. Başka bir nokta kurbanla ilgili. Yani ele almamız gereken başka bir konu. şimdi bazı böyle hani dini vakıflar veya dini, neyse yani işte nasıl ifade edeceksek hepsinin çok kıymetli çalışmaları vardır. Bundan dolayı yani konuşurken böyle e, e, normalde hani görüşlerimizi söylerken e, pek dikkat etmiyoruz ama yani bu konuda biraz dikkat etmek lazım. Çünkü yani yeryüzünün çok muhtelif yerlerinde çok büyük gayretlerle, çok büyük emeklerle mücadele verenleri de e, onların yaptığı işe de saygısızlık etmemek istiyorum ama şöyle bir cümle dolaşıyor. Kurban kardeşliktir ya da kurban paylaşmaktır. Bu cümle tamamen yanlış bir cümledir. Şöyle denebilir. Kurban olarak kesilen hayvanların etleri paylaşılmalıdır diyebiliriz. Yani birisi bunu diyebilir ve dikkatini kurbana değil de kesilen hayvana yani etlere verebilir. Bu ayrı bir şeydir. Şimdi galiba kurbanın ne olduğunu anlayabilmek için Kurban fiilini yani kurban eylemini, ibadetini kesilen etlerden, onların kanlarından ve onların derilerinden, o hayvanların kilolarından, o hayvanların efendim fiziksel özelliklerinden, hatta parasından, pulundan ayrı ele almamız lazım. Nitekim ayet-i kerimede bu kestiklerinizin etleri ve kanları Allah'a gitmez diyor, deniyor. Allah'a giden şeyin takva olduğu söyleniyor bize. O zaman şimdi şu soruyu sormamız lazım. Kurban dediğimiz şey bu ayeti kerimede nereye düşer? Yani ne tarafa düşer? Et kısmı mı? Kan işte deri vesaire mi? Yoksa takva mı? Birisi şimdi böyle bir de birleştiren oluyor? Hepsi. Hepsi olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak söylüyor diyor ki yani etleri kanları Allah'a gitmeyecek. Derilerini de ekleyelim. Deriler Allah'a gitmeyecek. Bunlar bize kalacak. O zaman şimdi bu meseleyi yani kurban meselesini ele alırken burada odaklanmamız lazım. Dememiz lazım ki kurban bizim için e, kesilmiş etler onların derileri onların kanları değildir. Yani biz yeryüzü böyle bir kan gölüne dönsün diye işte denizlerimiz nehirlerimiz vesaire böyle kan kıpkır kızıl aksın diye bu hayvanlar kesmiyoruz. Yani mevzu bu değil. Mevzu işte mesela et yiyelim, protein ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Biz de yiyelim, fakirler de yesin, komşular yesin. Bu da değil. Mevzu bu değil. Yani hiçbir şekilde bu değil. Çünkü ihramdaki bir adamın ihramdan çıkmak için kestiği bir ibadet yani yaptığı bir ibadetten konuşuyoruz. Dolayısıyla şimdi yani ihramdaki bir adam için artık bir başkası yok. O öldü. Yani aslında kendisi de öldü. Dolayısıyla şimdi yani kurbanı konuşacağımız nokta bir ölüm kalım meselesi. Yani bir gerçekten böyle bir metafizik krizi konuşuyoruz ve bir e, bir sınır durumu yani ölümle hayat arasında bir yeri konuşuyor olmamız lazım. Yani neticede hani orada bir yani biz bu savaştan veya diyelim ki biz bu gerilimden bir hayvanın ölümüyle çıkacağız. Bu çok önemli bir hadisedir. Çok ciddi bir hadisedir. Ve biz oradan çıktığımızda aslında biz de eee yani sanki ölmüş gibi çıkıyor olmamız lazım. Dolayısıyla şimdi yani kurban meselesini konuşurken e, yani dikkatimizi etine vermek, dikkatimizi derisine vermek, dikkatimizi başka bir bas yerine vermek e, kurbanı hiç anlayamamaktır. Hatta şöyle bir e, şey söylemem lazım. Şimdi e, biraz böyle Türkiye'de hani haddini bilmeyen insanlar yazı yazarken e, iyi niyet taşıdıklarından pek emin değilim. Şöyle bir şey de söylüyorlar. Mesela diyorlar ki işte kurban keseceğine işte parasını fakirlere yardım olarak verin. Bunu birkaç açıdan söylüyorlar. Bir işte biraz hayvan severler galiba. İşte hayvanların katledilmesine üzülüyorlar. Halbuki yani bu doğan tabi kanundur yani. Yani kimse Allah'tan daha şefkatli olmaya soyunmamalıdır. Yani Hayvan kendisinden bir alt kategorideki işte bitkilerle besleniyor biz de hayvanlarla besleniyoruz yani bu, bu böyledir yani her yerinde böyledir. Dolayısıyla e, hani bütünüyle böyle vejetaryanlığı savunan kişileri hani az çok anlayabilirim ama yani et yiyen bir adamın böyle bir laf söylemesi zaten anlamsız yani saçma bir laf. Neyse bir grubu işte işte Türkiye'de işte hayvancılık gelişmiyor falan filan gibi laflar ediyor İşte bir grup başka şeyler söylüyor vesaire. Şimdi her halkarda yani insanların böyle kurbana karşı bir şeyi var yani. Bu çirkin. Neden çirkin? Çünkü şimdi şunu mesela geçen yine bir yazar bence münasebetsiz bir yazı yazmış. Şimdi mesela bir insan şöyle dese bunu anlarım. Kurban kesiyorsunuz. Diyelim ki işte ortalama ne kadar? işte bin lira mesela. Ya bin lira da yardım edin. Olabilir. Yani yardım edebilirler. Yani bunu, bunu savunabilirsiniz yani. Ama herkes. Ama Türkiye'de şimdi böyle Dindarlar üzerinden bu tarz şeyler oluyor. Mesela adam hacca gidiyor ya da umreye gidiyor. bu umreye gitme paranı şuraya ver. Kardeşim yani sana ne yani yani ülkede e, yani tasarruf yetkisi var yani insanların paraları üzerinde yani mülkiyet hakkı var, tasarruf yetkisi var. İstediği şekilde hareket eder yani. Halbuki şunu deseler mesela yani şöyle bir diyelim ki şey başlatsak. Yani bugün ülkenin çok büyük sorunları var. Kimse yurt dışına çıkmayacak. Umre'ye de gitmeyecek. Hadi bunu anlarım ama Oradan böyle bir kimse fedakarlık yapmıyor ama umreye gidenler fedakarlık yapsın. İşte kurban kesenler fedakarlık yapsın. Bunu bazen dindarlar da savunuyor farkında olmadan. Mesela diyor ki işte yani bu kadar çok umreye gitmeye gerek yok. Yani kardeşim bu yani kimsenin karışacağı bir şey değil ki. Yani insanlar yani e, imkanları var. E, bugün yani dini hayatı ayakta tutan hiçbir kurum kalmamış gibi... Yani geçmişte bir kurumlar vardı. E şimdi bugün insanlar dini hayatlarını ayakta tutmak için umreye giderler, hacca giderler, imkanı olanlar yani buna bir şey diyemezsin. Ama ona sadece şunu rica edebilirsin, önerebilirsin. Kardeşim giderken bir fakiri de yanında götür, bir talebeyi yanında götür. İmkanı varsa talebe senin yerine gitsin vesaire. Hani böyle şeyler denilebilir. Ama yok gitme parayı bize yani böyle bir şey yok. Yani o zaman herkes yani kimse tatile gitmesin parayı versin. Kimse şuraya falan şimdi böyle yani dindarları dövme eylemi ahlaki değil. Yani bu, bu, çok çirkin bir davranış. Ya da mesela adam işte Paris'e gidecek gitsin yani gidebilir gitmesi de gerekebilir. Onda şey yok ama buraya umreye giden parayı versin. Adam mesela işte bir sürü yiyor içiyor işte tüketiyor o, ona bir şey yok ama kurban kesen para. Şimdi bu 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 ahlaksızca bir şey yani kimsenin bunu konuşma hakkı yok. Hadi zaten yani benim kanaatime göre yani bunu da savunmak lazım. Yani kurban kesmeyenlerin kurban hakkında konuşması edepsizlik, terbiyesizliktir. Yani hani bunun bir mantığı yok. Fakat burada bir şeyin altını çizmem lazım. O da şu. Bence bu konuşmalara yol açan aslında dindarların bir kısmı oldu. Neden? Şimdi siz ısrarla kurbanı deri toplama, efendim etini paylaşma, insanlara yardım etme. Yani kurbanı bir Sadaka yani topluma fayda e, organizasyon olarak düşünürseniz... ...insanlar da çıkar böyle laflar derler. Haklı değillerdir ama bunu söyleyenler bu lafları duymayı hak etmişlerdir. Yani tekrar ediyorum. Bunu söyleyenler haklı değildir. Yani kimse kimsenin kurbanına talip olamaz. Yani sen kurban kesme de parayı bana ver diyemez. böyle Kimsenin böyle bir haddi yok. Kimse kimsenin umresine talip olamaz. Yani ya peygamber efendimiz işte iki kere gitti üç kere falan. Yani böyle yani bunlar eskiden... Bazı hocaların da savunduğu görüşlerdi. Yanlış. Böyle şey konuşulamaz. Yani insanların din, dinleri üzerinden, ibadet hayatları üzerinden, mülkiyetleri üzerinden böyle tasarrufta bulunma, işte sen şunu yapma bunu yapma diyemezsin. Yani mo bir modern dünyada diyemezsin, iki İslam geleneği bakımından diyemezsin. Üç, e yeryüzünün bütün sorunlarını dindarların üzerine yüklemek. Bu da doğru değil. Yani madem ahlak var o zaman herkes yani 80 milyon insan kardeşim herkes imkanı ölçüsünü versin diyeceksin. O zaman bunu savunacaksın. Ya da işte yeryüzündeki bütün insanlar işte şöyle fedakarlık yapsın diyebilirsin falan. İşte bir mesela eğer Türkiye'de hayvancılık meselesi varsa problemi varsa kardeşim biz bu sene et yemeyelim diyebilirsin falan. Hani böyle bir şey hani bir insan bunu savunabilir ama böyle değil de kurban üzerinden konuşmak, umre üzerinden konuşmak. E, din, yani bütün yükü dindara yüklemek bu peşine şu demek biz ahlaklı değiliz siz bu işi halledin demektir. Yani bu çok çirkin bir şey. Fakat Burada şimdi püf noktası şurası. Dindarların söylemi buna yol açtı. Çünkü sen kurban gibi büyük ve metafiziksel gerilimi çok yüksek bir ibadeti paylaşma olarak tanımlamaya başlarsan. işte Afrika'da fakirlere kurban yedireceğiz. İşte Rusya'da fakirlere şöyle yapacağız. İşte filan yerde böyle yapacağız dersen. insanlar da der ki kardeşim o zaman madem bu kurban bir fakirleri doyurma eylemidir. Fakirlerle et paylaşma eylemidir. O zaman bunun adını koyalım. Bu bir et bayramıdır. Yani şimdi Ramazan bayramına şeker bayramı dendiği için ben şahsen rahatsızım. Şeker bayramı denemez bunu. Bu bayramın adı Ramazan bayramıdır. Olması lazım. Fakat biz adını koymadan Ramaz şey Kurban Bayramını et bayramı haline getirdik. Yeryüzünde hiç kimsenin Kurban Bayramına et bayramı deme hakkı yoktur. Şimdi bir de bunu ortadan kaldırmamız lazım bu kurban bu bayramın adı et bayramı değildir. Dolayısıyla kurbanı konuşacağımız nokta hayvan değildir. Etin paylaşımı değildir. Derinin toplanması değildir. Başkalarına yardımda bulunma değildir. O değildir, bu değildir, şu. Peki nedir? Kurbanı konuşacağımız nokta Allah'a kurbiyet, takva, yaklaşma, arzuların katledilmesi, ihram giymek, hac, başa dönmek, İbrahim, İbrahim'in dostluğu vesaire vesaire. Yani dinin bu temel ve kurucu kavramları üzerinden kurbanı konuşabilirsek bu bayramın adı kurban olur. Ama bunları bırakıp da eğer biz hala şöyle anlatmaya başlayalım yani dersek ki yani kurban paylaşmaktır. Yani bazen görüyorum yani 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 hakikaten yani bu nasıl yazmışlar bunu anlamak mümkün değil ya. paylaşım ne demektir paylaşmak ya? Kurban paylaşmaktır ne demek? Neyi paylaşacağız biz? Yani ihramı mı paylaşacağız. Neyi paylaşacağız? Yani yani kanı yani kurban eti başka bir şey, kurban başka bir şey. Kurbanı konuşmamız lazım. Kurban nedir? Bunu bunu bu, bunu anlamamız lazım. Dolayısıyla şimdi yani farkında olmadan bir operasyon çektik. Bütün o büyük ibadeti, dinin merkezindeki ibadeti böyle bir et paylaşımına dönüştürdük. Dolayısıyla biz böyle şeyler duymayı hak ettik. Bu da önemli bir konu. Şimdi devam edelim gene. Ee, yani bunu yani böyle bir, e, bir slogan olarak veya bir şey olarak söyleyeyim. Kurban paylaşmak değildir. Yani bunu kim böyle söylüyorsa kurban anlamadı. Kurban paylaşmak değildir. A, etini ne yap, etini ne yaparsan yap. Yani paylaş dağıt hepsi Çünkü kurban et et değildir. Yani Allah'a gitmeye kısım. Çünkü kurban kurbet yakın demek. Etler Allah'a yaklaşmıyor. Kurban takvadır, kurban niyettir, kur, kurban imandır. Kurban ihramdır. Kurban tavaftır. Kurban telbiyedir. Kurban e, Kabe'dir. Kurban Mekke'dir. Kurban ilk asla dönmedir. Kurban hayatı başka gözle yorumlamaktır. Kurban arzuları kesmektir. Bağları koparmaktır. Bağımlılıklardan kurtulmaktır. Vesaire vesaire. Yani kurban bir sürü şeydir. Yani pek çok şeydir. Bunların içerisinde et kısmı yok. Yani varsayalım ki şöyle düşünelim. Mesela yeryüzünde bir insan yaşasa. Mesela Adem yaşasa kurban kesmeyecek miydi? Muhtemelen kesecekti. Ne yapacaktı kurbanı? Kimse yok. Yiyecek kimse yok. Paylaşacak kimse yok. Ne yapacaktı? E kurdu kuşu bırakacaktı. Çürümeye bırakacaktı. Gibi. Ya da hani varsayalım ki şöyle yani bu konu tabi böyle değil de yani bir konuyu anlatmak için söylüyorum. Yani nedir kurbanı konuştuğumuz nokta? İbrahim peygamberin oğlunu kurban ettiği yer. Değil mi? Yani buradan hareket. Yani kurban buradan başlıyor. Hayatımıza buradan giriyor. Şimdi bu o kadar gerilimli bir hadisedir ki yani bir baba oğlunu kurban ediyor. Şimdi bizim mesela bir İbn Arabi geleneği var. İbn Arabi bu konuyu başka türlü yorumluyor. Yani İbn Arabi diyor ki yani mesele öyle değildi. Şöyle diyor. Bunun üzerine durmayacağım. O fikriyat yazılarının bir tanesi işlemiştik onu. Durmayalım. Ama Müslüman çoğunluğun bakış açısıyla söyleyelim. Bir baba oğlunu kurban edecek. Şimdi bize kalan miras bu. Yani biz bu ibadeti konuşmaya başlıyoruz. Yani bir babanın oğlunu kurban etmesi ne demektir? Şimdi kurban olmadı. Yani Cenab-ı Hak onu kaldırdı. Yani yani oğlun kurbanına Müslüman çoğunun görüşünü söylüyorum. İbn Arabi diyor ki öyle değil diyor. Yani Cenab-ı Hak bir evladı kurban etmemizi istemedi. O başka bir şeydi diyor. Hazreti İbrahim diyor biraz aceleci davrandı diyor. Şimdi İbn Arabi'yi bir tarafa bırakalım. Yani bir tarafa bırakalım ama buradan gidelim. Şimdi bir baba oğlu kurban edecek. Bu kadar önemli bir hadise. Yani hayat memattan biraz daha öte bir mesele. Yani baba oğul, yeryüzündeki en yakın ilişki. Baba oğul, baba oğullu kurban edici Şimdi burada bizim titrememiz lazım. Titrememiz lazım. Yani sonra Kierkegaard, Ekstensiyon Felsefenin kurucusu bu nedenle şeyi yani böyle korku ve titreş diye anlatıyor. Yani kitabını bu konuyu anlattı. Ekstensiyon Felsefenin temel klasiklerinden birisi olan kitabını korku ve titreş diye izah ediyor. Neden? Şimdi burada büyük bir gerilim var. Yani oğlu keseceksin. Yani bunun ötesi yok. Yani oğul bu, evlat bu. Bunu keseceksin. Şimdi bizim Müslümanlık bu ibadette yer veriyor. Yani içerisinde buna yer veriyor. Kurban ibadetten yer veriyor. Tarzı değişmiş olabilir. Önemli değil ama. Şimdi biz mesela her koyun kestiğimizde, her hayvan kestiğimizde şunu düşünmemiz lazım. Hazreti İbrahim bu koyunu kesmezden önce e İsmail'i yere yatırmış ve boğazına bıçak çekme, e, bıçak değdirmişti. Bıçak çekmemişti ama bıçak e, değdirmişti. Şimdi herkes yani mesela ben şimdi biz de bayram alanısı kurban keseceğiz. Oğlumla gideceğim, çocuklarımla gideceğim. Kurbanın başına duracağım ve diyeceğim ki aslında Hazreti İbrahim bu e, hayvana yani yatırma yerine önce oğlunu yatırdı onu kesmeye niyetlendi. Şimdi bir baba olarak ben bunu düşüneceğim. Demek ki diyeceğim ki bir evlat olarak sen de bunu düşüneceksin ve ikimiz birden diyeceğiz ki eğer Allah bunu murad ediyorsa biz buna razıyız diyeceğiz. Baba diyecek, evlat diyecek. O zaman bir ibadetin dini gelenek içerisinde, dini hayat içerisindeki yeri nedir sorusunu anlamaya başlayabilir. Eğer bir adam buna rağmen yani bunu düşünmeye başladıktan sonra da kurban paylaşmaktır diyorsa ben ona zaten bir şey demiyorum. Ya paylaşsın ama bir adam bunu düşünüp yani burada titrediğinde burada korktuğunda yani gerçekten din neymiş yani Allah ben ve oğlum ilişkisine din neymiş yani kendinden geçmek varlığından geçmek falan yani neymiş yani bunu düşünmeye başladığında o zaman kurbanın ne olduğunu anlayacağız Sadece kurbanın değil bakınız altını çizelim İhram giymenin ne olduğunu anlayacağız tavaf etmenin ne olduğunu anlayacağız Kabenin ne olduğunu anlayacağız. İbrahim'in kim olduğunu, Hacer'in kim olduğunu. Şimdi bunlar hani dini hayatımızda böyle tarihsel kişilikler olarak anlatılmıyor. Tarihsel yani yaşamış geçmiş böyle, birisi bir şey değil. İbrahim dediğimiz milleti İbrahim Hanife yani biz bizim dinimizin ilkeleri. İslam o ilkeleri yeniden inşa ediyor. Dolayısıyla yani bizim için ikinci peygamber gibi Hazreti İbrahim. Hacer dediğimiz Peygamber Efendimiz'in kendisinin soyundan geldiği yani İsmail'in annesi. Safa ve Merve'de duruyor. Yani Hacer'in sa'i, arayışı, talebi Safa ve Merve arasında duruyor. İsmail dediğimiz o Kabe'nin o duvarlarını İbrahim'le birlikte inşa eden, baba ol inşa eden ve orada tavaf eden kişi. Dolayısıyla İsmail de orada duruyor. Şimdi kurbanı bu gerilim içerisinde ve bu yoğunluk içerisinde düşünmemiz lazım ve herkesin yani kurban keserken yani aslında ben kendimi kesiyorum. Yani bu bıçak bana kes yani bu hayvan benim vekilim diye kurban kesmesi lazım. Kurban bittikten sonra da aklını etlere değil kesilmiş olan beline vermesi lazım. Yani aslında ben kesildim. Yani ben kurban oldum. Diye dikkatini kendisine vermesi lazım. Bu nedenle şimdi biz kurbandan çıktığımızda böyle hani dinç, güçlü falan böyle çıkamayız. Yani kurbandan kesilmiş halde çıkıyoruz. Yani yani dur yani... E, zor bir haleti ruhiyeyle... Çıkıyoruz. Yani sanki böyle ölümden dönmüş gibi... Geliyoruz ve birbirimize sarılıp birbirimizi tebrik ediyoruz. Yani... E, yani mübarek olsun diyoruz. Dolayısıyla şimdi... Bu kadar yoğun bir ibadeti tutup... Yani paylaşıma dönüştürmek... Ete... Vesaireye dönüştürmek hakikaten... Anlaşılır şey değil. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi... E, Geçmişte yani aşağı yukarı 84'lerden itibaren hatırlarım. 85'lerden. Yani Türkiye'nin en ciddi meseleler yani dini hayattaki en <laughs> ciddi meselelerin birisi kurban derisi toplumaydı. Çok enteresan bir şey bu. Yani böyle hatırladığım bazı hacı amcalar var. Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Gene haksızlık edemeyiz. Çünkü yanlış bir layıklık anlayışı yani kişilerin hani kurbanına izin veren ama derileri bizimdir diyen anlamsız bir layık anlayışı ya öyle yanlış bir dindarlık biçimi oluşturdu ki deriyi korumak kurbanın önüne, geç, önüne geçti. Yani sanki kurbanları deriler için kesiyor gibi olduk. Çünkü o derilerle cami yapılacak, burs verilecek, işte şu yapılacak, bu yapılacak vesaire vesaire. Şimdi o hacı amcaları hatırlıyorum ve kendi hani kisi olarak ben de çok deri, deri topladığım oldu. Şu ve bu vakıflarla diyelim işte önemli değil. Ee, fakat yani dikkatimiz yani yani deri toplamak diye bir mesele oldu. Yani dindarlar, bir gazeteler hatırlarım. Falan. Deri toplamak diye bir mesele oldu. İşte camiler yapıldı vesaire. Bu nedenle şimdi gene hani hani onların gayretine, onların emeğine yani o, o devler yaptıkları hizmetlere saygısızlık edemeyiz. Yani hani bir şey diyemem fakat bu bir trajedi. Yani Türkiye'nin bir trajedisi bu. Bir ibadeti anlamak için bu kadar emek vermedik. Yani biz bu yani biz bu kurbanı niye kesiyoruz kardeşim? Yani bunun emek bu kadar buna emek vermek yerine işte derisi, eti şimdi eti işte fakir fukara delilere sıkkada kıymetli değil galiba tam bilmiyorum nasıl oldu Ondan sonra şimdi eti çok kıymetli yani etini fakir fukaraya dağıtalım falan. Mesela normal şartlarda yani herkesin e, göreceği bir kurban kesmesi lazım. Yani kurbanı görmemiz lazım. Belki mesela peygamberin sünnetine bakarsak e, ben hani şahsen kişisel beceremem ama yani belki kurbanı kendimizin kesmesi lazım. Yani yani herhangi bir insanın e, kurba, hayvan kesebilecek bir merhamete erişmesi lazım. Daha doğrusu merhamet ile hayvanı kesmek arasında bir çelişki olmadığını anlayacak sağlıklı bir merhamet, şefkat anlayışına ulaşmamız lazım. Şimdi bugün adam mesela ya ben de şey, yani kesemem şey yapamam falan filan ama yani bir tavuk bile kesemem herhalde. Ama şimdi adam mesela tavuk kesemiyor ama yani önüne geleni doğruyor yani. yani böyle tuhaf bir şey var yani tuhaf yani nasıl bir patolojik bir merhamet anlayışı var. Patolojik bir şey anlayışı var. Şimdi bence yani kurbanla biz rehabilite olacağız yani bu şekilde yani kendi kur, yani, yani kurban keserek yani benim yerime bir hayvan kesiliyor. Ama aslında ben kesiliyor olabilirdim diyerek kurban keserken o hadiseyle iletişim kurarak ben, o kurban ve Allah. Gerçekten yoğun ve Kabe ve Hac ve İbrahim ve İsmail ve Hacer gibi yoğun ve güçlü bir donanımla o kurbanı kesmeliyim ve onu görmeliyim. Ve sadece ben değil çocuklarım görmeli. Çünkü İsmail onlar. Sadece onlar değil Hacer yani eşim vesaire herkes yani görmeli. Ama Şimdi bugün mesela işte Afganistan'a, işte Afrika'ya çeşitli yerlere Müslümanlar kurban gönderiyor. Bence bunun ikinci kurban olması lazım. Yani yani bunu teşvik etmek lazım. Yani birinci kurban buraya, burada. İkinci kurban orada gibi olması lazım. Yani biraz bunu teşvik etmek lazım. Yani bu haliyle yani siz hiç görmediğiniz yerde biz sizin adınıza kurban keselim. Siz hiç görmediğiniz halde biz sizin yerinize zekat verelim. Siz hiç görmediğiniz halde biz size sadaka verelim. Bence İslam'ın muradı değil. Çünkü İslam o hadiseleri yaşayarak o hadiselere şahitlik etmemizi zenginle fakiri, güçlüyle zayıfı, sağlıklı yani mesela şöyle bir şey olamaz. Bizim yerimize başka birisi hac, hastayı ziyaret edemez. Bizim yerimize başka birisi e işte şu, ne bileyim hani anne babamıza bakamaz. Yani böyle bir şey mesela yetimin başlığını bizim yerimize birisi okşayamaz. Yani biz sponsor olalım birisi yetimi ok... Bu olmaz. Dinin muradı bu değil. Dinin muradı senin bir yetimle karşı karşıya gelip gerçekte kendinin bir yetim olduğunu idrak etmendir. Dolayısıyla şimdi yani bu kurban meselesini de ele alırken bu temel ilkeler yani haccın ilkeleri menasiki üzerinden düşünülmesi lazım. İbrahim'le birlikte düşünülmesi lazım. İhramı çıkartmamız, ihramı giymemizle birlikte düşünmemiz lazım. Kısaca ölüm kalımla birlikte düşünülmesi lazım. Çünkü kurban bir ölüm kalım meselesidir. Hikayemiz budur değil. Ee, şimdiden kurban bayramınızı efendim tebrik ediyorum. Programımızın ikinci kısmına geçebiliriz. Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayatta Dini Düşünce Şimdi bu Bölümde, bir önceki bölümde kurban meselesini konuştuk. Ee, yani bildiklerimizi anlatmaya çalıştık. Ee, bugün daha bu bölümde e, hani namaz sureleri de isimlendirilen yerden devam edeceğiz. En son e, Nasr suresini yani İzerca Nasrullah suresini konuşmuştuk. Hatırladığım kadarıyla. Şimdi e, Tebbet suresini eee ...konuşacağız Allah nasip edesem yani dilimiz döndüğünce. Şimdi bu sure... E, ...böyle hani... ...üzerine hakikaten düşünecek bir sure. Önce şeyi söyleyelim işte... ...Tebbet suresi Mekke'de... ...nazil olmuş ve beş ayet-i kerimedir. E, bu yani... ...sure doğrudan yani böyle bir isim veriliyor... ...ve bir kişiyle ilgili... Yani daha doğrusu bir kişinin adıyla başlıyor. Ee, bu kişi Peygamber Efendimiz'in amcası. Şimdi bir defa burasının üzerine bir durmak lazım. Çünkü normal şartlarda yani Peygamber Efendimiz işte Haşimi oğullarından geliyor ve Mekke içerisinde e, Haşimi oğulları ve Ümeyye oğulları sonra yani sonradan bu Emevi filan denen kişiler ümeyi oğulları diye bir gerilim var. Yani Mekke'de yani Kureyş'in iki ana kabilesi bunlar. Haşimoğulları oğulları ve şey. Başka kabileler de var, aşiretler de var fakat bunlar kadar güçlü değiller. Ee, bu iki büyük aile yani Mekke'de merkezi temsil ediyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmüttalib'in yani Haşimoğulları'ndan oğullarından onun ee, bu fil su senesinde Mekke'nin liderlerinden olduğunu biliyoruz. Tabi Mekke'de hiçbir zaman böyle bir devlet yapısı oluşmadı. Kabe'nin etrafında oradaki görevlerden oluşmuş böyle bir şey gibi yani yani dışarıya karşı Mekke kendini koruyor ama içeride böyle bir merkez yok yani bir güçlü aileler var diyelim. ...onların bir takım ittifakları vesaire var ama hiçbir zaman hani Mekke'de böyle bir... ...mesela Mekke Kralı falan diye böyle bir şey yok yani. Ee, işte Mekke Devleti böyle bir kavram yok. Ee, i̇ttifaklar var, aileler bazen bir araya geliyor bazı konularda. Onlar da genellikle bir Kabe ve Kabe ile ilgili konular oluyor. Mesela e, Peygamber Efendimiz'den önce işte bazı savaşlara... ...mesela Mekke'ye yönelik bir takım hücumlar oluyor, onlara karşı savaşlar oluyor... O savaşlarda hatta işte peygamber efendimizin... De ...birisine katıldığına dair rivayetler var. Ee, bir bu. İkincisi... E, Mek ...Mekke'de... E, ...bir dönem... E, ...gelenlere karşı zulüm artıyor. Yani malları çalınıyor... ...vesaire falan. Bunun üzerine... Hırfül Fudul diye bir dernek kuruluyor. Yani erdemli insanların anlaşması... ...dayanışması diye. Peygamber efendimiz de o e, grubun... ...o derneğin bir... Dernek demeyelim de yani o cemiyetin bir parçası. Daha doğrusu bir üyesi. Ve peygamber efendimiz hep yani onun müdafasını yapmış yani, yani onu şey yapmış. Bu Hilfül fudul Derneği şöyle bir hikaye üzerine ortaya çıkıyor. Mekke'de birisi mal, malı çalınıyor. Kabe'nin yerine geliyor. Diyor ki yani yani şikayet ediyor. Böyle ağlıyor sızlıyor. Yani nedir yani burada olan başıma gelen filan. Biraz böyle yakarıyor. Ağlıyor sızlıyor vesaire. Bunun üzerine Mekke'deki o iyi insanlar bir araya geliyor ve Böyle bir şey oluşturuyorlar. Şimdi burada zaman zaman hani konuşmuşuzdur. Bu Mekke ile ilgili yani cahiliye Mekke'si ile ilgili çok ağır iftihamlar, çok ağır ifadeler olmuştur. Yani bence bunların biraz dikkatle ele almak lazım. Yani yani Mekke yeryüzünde saygı gören muteber yerlerden birisiydi. Cahiliye döneminde de öyle, İslam'dan sonra da öyle oldu fakat Esas problem burada inancın kaybedilmesiydi. Yani inancın yerini geleneklerin alması, kardeşliğin yerini kabile dayanışması alması idi. Yani temel problemi. daha doğrusu şöyle, değer yerine güç esaslı bir toplumsal yapının inşa edilmesiydi. Yani temel mevzu temel mesele buydu. Şimdi Peygamber Efendimiz Haşim oğullarından geliyor. Yani kabile olarak Haşim oğullarından geliyor. Normal şartlarda şimdi Haşim oğullarının onu koruması lazım. Nitekim bu da önemli bir konudur. Peygamber Efendimizin şöyle bir hadis-i şerif var. Ee, şimdi Lut Aleyhisselam e, kavminde sıkıntılar görüyor. Ondan sonra diyor ki yani keşke böyle bir güçlü dayanağım olsa diye bir duada bulunuyor. Yani rüknü şedid tabirini kullanıyor. Rüknü şedid yani böyle güçlü bir dayanağım olsa, yani ona dayansam, gücüm oradan alsam filan diye böyle bir şey söylüyor. Peygamber Efendimiz diyor ki yani Cenab-ı Hak diyor bu nedenle diyor bazı peygamberlerini diyor böyle bir kabile dayanışmasıyla gönderdi. Aslında kendi durumunu anlatıyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte. Ve e, yani peygamberlerini aciz düşürmedi. Yani hani Lütfü Aleyhisselam diyor ki yani dayanacağım kimse olsa yani size karşı koyardım. Çünkü sözle anlatıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de böyle çok şey bir ifade var. Yani neredeyse yalvarıyor. Yani peygamber yani aman yani evlatlarım yapmayın etmeyin yani bu rezil işi yapmayın etmeyin diye yani biliyorsunuz işte hani lutilik diye bir şey yani ortaya çıkıyor. Daha doğrusu yani olan bir şey yani yaygın şey oluyor. Hazreti Lut Aleyhisselam buna karşı mücadele ediyor. Yani tebliğinde ahlakı savunurken buna karşı da şey yapıyor. Orada diyor ki yani bir şedi şedid olsaydı yani güçlü bir dayanak olsaydı ona dayanırdım. Şimdi Peygamber Efendimiz duruyor ki bundan sonra diyor bu dua diyor yani diğer peygamberler içinde makbul olmuş. Yani peygamberler e, kabileleri tarafından da şey yapılmıştır yani e, hima edilmiştir. Mesela Hazreti Musa öyledir, Hazreti Harun öyledir. Ondan sonra başka işte hangi peygamber öyledir tam bilmiyorum ama e, yani pek çok peygamber bir kabilesi tarafından Himaye edilmiştir. Ama bence esas Peygamber Efendimiz'in söylemek istediği şey kendisidir. Çünkü Cenab-ı Hak onu e, bir kabile dayanışması içerisinde korumuştur. Yani normal şartlarda, bakınız bunu e, yani iyi anlayalım lütfen. Şimdi Mekke'de yani bir insan çıkıyor, dini anlatıyor. E, o insanlara kafir diyor. O insanlara şirk işliyorsunuz. Allah'a karşı suç işliyorsunuz diyor. O insanlar kınıyor, eleştir yani kınıyor demeyen de yani o insanlar yanlışlarını anlatıyor ve bunu ısrarla yapıyor. Fakat 13 sene içerisinde Peygamber Efendimiz'in aslında dişi bile kanamıyor. Mesela Peygamber Efendimiz'in dişinin kanadığı bir hadise olmuştu, i̇şte Uhud Savaşı'nda o yaşanmış. Ama Medine şeyde e, Mekke'de Peygamber Efendimiz'in dişi bile kanamıyor. Veya bir istisna bir olay var. bir gün namaz kılarken Kabe'de Peygamber Efendimiz olsa üzerine böyle işkembe vesaire işte takım böyle münasibetsizlikler atılıyor. Mekke bundan öyle etkileniyor ki yani mesela Ebu Cehil işte tahrik ediyor falan. Mesela Hazreti Hamza Müslüman oluyor ve Mekke sarsılıyor yani. Yani bu hadise karşısında yani nasıl böyle bir şey olabilir falan diye Mekke sarsılıyor. Bu nedenle mesela Peygamber Efendimiz yani o 13 sene içerisinde fiziksel hiçbir eylem yani yapılmıyor, yapılamıyor. Bu niye böyle oluyor? E tabii ki Allah koruyor ama o korumanın vesilesi, yani vasıtası olarak kabile dayanışması ortaya çıkıyor. Yani kabilece korunuyor. Yani Abdülmüthalip tarafından Özlem amcası, işte Ebu Talip tarafından diğer amcalar tarafından işte ...akrabaları tarafından vesaire. Çünkü akraba dayanışması orada dinin önüne geçiyor. Yani kişinin dini ne olursa olsun akrabası daha önemlidir cümlesi müdafaa ediliyor. Halbuki İslam bunun tersini getiriyor. Kişinin akrabası ne olursa olsun önemli olan dinidir. Yani tezada bakınız şimdi Araplar yani kabile diyor ki kişinin inancı ne olursa olsun... Onun akrabası önemlidir. Halbuki İslam diyor ki kişinin akrabası kim olursa olsun onun dini önemlidir, inancı önemlidir. İslam tam tersini söylüyor ama kabile gene de bu inançtan vazgeçmiyor ve kabile diyor ki eğer diyor ee, yani bizim kabiledense yani peygamber de olsa onu korumak zorundayız. Yani bize kafir de dese biz onu korumak zorundayız. Biz bize işte yani elin kurusun da dese tebbet edeblemese biz onu korumak zorundayız diye düşünüyorlar. Şimdi bu bu da e, dikkat alınması gereken efendim bir konudur. Şimdi hal böyle iken yani kabile e, dayanışması da İslam korunmuş iken Cenab-ı Hak o yani o kafirler ya da e, o müşriklerin dayanışması vesilesiyle peygamberini ve daveti korumuş iken Buradan gene de İslam bir kabile dayanışması şeklinde ortaya çıkmıyor. Yani bir Haşimiliğe dönüşmüyor. Ya da bir Ümeyyeciliğe dönüşmüyor. Zaten dönüşüm, yani Ümeyye kabilesinden değil de Haşimi Nasıl dönüşmüyor? Bence burada bu Ebu Leheb suresinin daha doğrusu Tebbet suresinin çok kritik bir yeri var. Ebu Leheb Peygamber Efendimiz'in amcalarından bir tanesi. Hatta o kadar ki Peygamber Efendimiz doğduğunda birkaç köle azat ediyor, kurban kesiyor vesaire. Yani yani böyle ona kıymet veren amcalardan bir tanesi. Ancak daha sonra işte bu taliple ya da ötekilerle arasındaki bu yani bir tür Kabil Habil hadisesi gibi çatışma, mücadele Ebu Leheb'i kötü yapıyor. Yani 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 orada hasret onu savuruyor. Hırs onu savuruyor. Ve bu kez yanında olması gerekirken en azından kabile dayanışması nedeniyle bile yanında olması gerekirken peygamberin düşmanı haline geliyor. Ancak şimdi Sureye girmeden bir şey altını çizelim. Ee, geçen senelerde e, bir İranlı yönetmenin Hazreti Peygamber'in çocukluğunu anlattığı bir filmi vardı. Şimdi filmde e, ben böyle birkaç şey fark etmiştim. Bir tanesi şuydu. Gerek Şii olsun gerek Sünni olsun İslam kaynakları Hazreti Peygamber'in hayatının erken dönemi hakkında ittifak etmiş gibi. Yani aşağı yukarı bilgilerimiz eşit. Yani, bir şey, yani biz neler biliyorsak bir Şii de onları biliyormuş. Bir iki böyle e, nokta vardı ki onlar aslında daha çok sanat gözüyle ya da bir sinemacı gözüyle öne çıkarılmış bir takım hadiseler. Mesela Hazreti Peygamber'in hayatındaki ya çocukluk hayatındaki öyle abartılı mucizeler işte o balıklar vesaire filan o biraz öyleydi yani. Yani, yani o şiirlikle ilgisi yok böyle biraz abartmışlar. Ancak orada Ebu Talib'in yani Haşimiler yani Haşimiler içerisindeki ayrışmayı Ebu Talib ve Ebu Leheb üzerinden veriyor şöyle bir çizgi çiziyor. Abdülmüttalip yani doğru isimler Abdülmüttalip oradan Ebu Talip ondan işte Hazreti Peygamber filan yani şey böyle geliyor. İşte Hazreti Hamza da var mı yok muydu unuttum şimdi. Yani böyle bir şey yani Ebu Talip Abdülmüttalip ve Hazreti Peygamber. Yani böyle bir çizgi çiziyor. Şimdi bunu pek çok Müslümana söylesek pek çok e, Müslümanla konuşsak bunu onaylar. Yani, yani Ebu Talip Ebu Leheb'den daha iyi idi. Yani bu, bunu bunu onaylarız. Hatta iyiydi, çok iyiydi diye düşünebiliriz. Halbuki öyle değil. Öyle değil. Neden? Çünkü peygamberi himaye etmek ya da peygamberi düşman olmak bir kişinin nihai yerini anlamak için yetmiyor. Esas mesele Allah karşısındaki tavırları. Bu nedenle Müslümanların büyük kısmına göre Ebu Talip de bir müşrik olarak vefat ettiği için aslında Ebu Leheb'den bir farkı yok. Halbuki biz normal şartlarda Ebu Talip'i daha sempatik, daha munis, yani daha yakın kabul ederken Ebu Leheb'i şedid, cehennemlik, müşrik vesaire zaten yani öyle yani Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor öyle kabul etmeye daha mütemayiliz. Çünkü dikkatimiz insanla ilişkide, Allah'la ilişkide değil. Şimdi şöyle bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali geliyor. Diyor ki Mâ te ammuke muşriken Babasından söz ediyor. Amcan bir müşrik olarak vefat etti. Hazreti Ali Efendimiz söylüyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Vakabir hu ve la Git onu defnet ve kimseyle konuşma. Diyor Hazreti Peygamberimiz. Şimdi burada Hazreti Ali'nin sözü çok önemli. Diyor ki amcan diyor şimdi, şimdi müşrik de olsa bir baba olarak Hazreti Ali'nin ona hizmet etmesi gerekiyor. Demek ki etmiş herhalde. Ee, yaşını da düşünelim mesela yani Hazreti Ali Ebu Talip e, 11. yılda falan vefat ettiğine göre 16-17 yaşlarına falan yani ve 17-18 yaşlarına falan yani genç bir delikanlı. Ee, Hz. Ali babasından söz ederken diyor ki Peygamber Efendimiz'e amcan bir müşrik olarak vefat etti. Peygamber Efendimiz diyor ki buyuruyor ki git onu defnet fakat kimseyle konuşma. Yani mevzuyu kapatıyor. Şimdi böylece Ebu Leheb Peygamber Efendimiz'e düşmanlık izhar etti. E, fakat bu durum şey, e, özledim, düşmanlık izah etti ve müşrik olarak vefat etti Ebu Leheb. Amcalarından bir tanesi. Buna mukabil Ebu Talip Peygamber Efendimizin en güçlü hamisi idi. Fakat Hazreti Peygamber'e iman etmediği için yani İslam'a iman etmediği İslam'ı kabul etmediği için onun da himaye edişi bir işe yaramadı. Yani Peygamberi Allah onun vasıtasıyla korudu ama onu peygamberi vasıtasıyla korumadı. Dolayısıyla bize şimdi ne kadar ters gelirse gelsin yani, yani çağrı filminde işlendi bu işte o muam şey e, Hazreti Peygamber hayatıyla ilgili filmler veya yani genel olarak yani İslam tarihi kitaplarını okuruz bildiğimiz hadisedir. Hemen hepimizde böyle Ebu Talip ile ilgili bir sempati vardır. Yani yani keşke Müslüman olsa şöyle olsa böyle olsa filan belki de olmuştur. Yani olmuşsa zaten mevzu yok. Yani yani Ebu Talip Müslüman olmuşsa zaten konuştuklarımız anlamsız olur ama Hazreti Ali öyle söyledi. Yani dedi ki Ma am müşrikan. Amcan bir müşrik olarak vefat etti dedi. Ebu Talib'den söz ederken Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki git onu defnet dedi ama kimseye bir şey söyleme dedi. Şimdi böylece dinin gelişiyle ilgili bu paradoksu anlamamız lazım. İster peygamberi himaye etsin ister düşman olsun. Ee, Allah'a iman etmedikten sonra peygamberi bir yeğen olarak değil bir peygamber olarak kabul etmedikten sonra bu himaye Ebu Talib'i kurtarmaya yetmedi. O da Ebu Cehil'le aynı yere gitti. Aynı yerde kaldı. Yani dolayısıyla şimdi yani Tebbet Yeda Ebu hebin dediğimiz zaman e, te, özür dilerim Tebbet Yeda Ebi hebin ve Tebbet dediğimizde evet hususen bu ifade bir kişi hakkına gelmiştir, hakkında gelmiştir. Ama umumen bu ifade bu talibi de içerir. Evet, onlar yani o Peygamber Efendimiz'e kötülük yapmadı. Yapılan kötülükleri engellemeye çalıştı fakat peygamber olduğu için değil yeğeni olduğu için peygamberi himaye etti. Yeğeni olarak himaye etmiş olması Ebu Talib'e dünyada bir prestij, bir paye kazandırırken Uhra'da ahirette Ebu Talib'i kurtarmaya yetmedi. Mesela bunu anlatmak için bir örnek vereyim. Örnek şöyle efendim. E, <laughs> Habil Kabil şey, e, e, pardon. Kabil Habil'i öldürüyor. Kur'an diyor ki sonra diyor çok büyük üzüntü çekti. Yani çok üzüldü uzun süre kardeşinin cenaze şeyini ee, cesedini yanında taşıdı. Ne yapayım ne edeyim filan diye. Şimdi Fahri Razi çok zekice bir şey söylüyor. Çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki bu kadar üzülmesine rağmen Kabil'in tövbesi niye kabul edilmedi? Cevap veriyor. Çünkü Kabil tövbe etmedi vicdan azabı çekti ve kardeşine üzüldü. Kardeşine üzülmek ya da vicdan azabı çekmek tövbe etmek için yeterli değildir. Tövbe kardeşe üzülmek değil. Allah'a karşı günah işlemeye üzülmek demektir. Dolayısıyla yani bir insan Allah'tan dolayı üzülmediğinde kişisel olarak çektiği vicdan azapları. Yani ben bunu nasıl yaptım? Sen şunu nasıl yaptın? Biz niye böyle olduk? Bize ne oldu filan gibi. Biraz böyle arabeskle, biraz şeyle böyle bir edebiyat inşa etmesi, anlatması tövbe anlamına gelmez. Bu nedenle Kabil'in üzüntüsü tövbe anlamına gelmediği gibi Ebu Talib'in Peygamber Efendimiz'i koruması da ahlaki bir erdem ...anlamı taşımamıştır. Çünkü Kabil... ...Allah'tan dolayı tövbe etmemiş... ...Allah'a karşı suç işlediği için... ...üzülmemiş... ...kardeşini öldürdüğü için... ...üzülmüş idi. Buna mukabil... E, yani ...mesela varsayalım... ...Kabil diyelim ki yabancı birisini öldürse... ...belki de hiç üzülmeyecekti. Hiç bizden azabı çekmeyecekti. Halbuki orada... ...üzülmesi gereken şey... ...katil eylemidir. Allah'ın yarattığı... ...bir cana ka etmesi katletmesiydi. Bunun karşılığında Allah'a dönmeliyim diye tövbe etmeliydi. Aynı şekilde Ebu Talip yani Ebu Leheb'in pozisyonu açık. Ebu Leheb Peygamber e düşman oldu. Ebu Talip ise Peygamber Efendimiz'i e yeğeni olduğu için değil, Haşimi olduğu için değil, kendi kabilesinden olduğu için değil, Allah'ın peygamberi olduğu için himaye edebilseydi ona yardım edebilseydi yani Hz. İsa Efendimizin men ensar ilallah galel havariyyun nahnu ensarullah dediği gibi kim Allah yolunda yardımcımdır dediğinde havariler dedi ki biz senin yardımcınız nahnu ensarullah biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi olsaydı o himaye Ebu Talib'i e, belki de Hz. Ebu Bekir'in yanında dinin ikinci büyük ismi haline getirecekti. Ama Ebu Talip Peygamber Efendimiz'i sırf yeğeni olduğu için Ebu Talip Peygamber Efendimiz'i sırf Kureyş şey, e, Haşimi olduğu için koruduğundan aslında Ebu Leheb'den bir farkı yoktur. Hani ben bile söyleyince bana garip geldi şimdi bu. Allah Allah yani böyle Ebu Talip'e karşı hakikaten hep bir sempati oluyor insan. O şeyde İranlı yönetmenin ismini unuttum. Mecidi galiba. Muhammed Mecidi'ydi zannediyorum. Yani Mecidi'nin filmde mesela Hazreti şey Hazreti diyorum. Ebu Talib yani neredeyse böyle yani, yani, mümin gibi yani Müslüman gibi anlatılıyor. Bazı şeyler de yani biraz Şii kaynaklarında böyle geçer. E, halbuki öyle değil yani. E, Hazreti Ali'nin sözü bunu gösteriyor. Şimdi dönelim. Peki ne oldu? Yani Ebu Talip'le, Ebu Leheb'le ne oldu? Ebu Leheb ve Ebu Talip, Ebu Leheb bir tarafa bırakalım. Ebu Talip'le ve o diğer yani Haşimi oğullarıyla Allah peygamberini korudu. Çünkü Cenab-ı Hak murad ederse facir ile, müşrik ile, kafir ile kullarını korur. Yani yani herkes Allah'ın askeridir. Yani herkes Allah'ın askeridir. Korur. Fakat iman etmedikten sonra bu koruma onlara bir fayda vermez. Korunanlara fayda verir, koruyana fayda vermez. Yani bir tür, e, yani nasıl bir benzetme olabilir? Yani kapıya diyelim ki hani bir köpek koydun, yani hırsız içeri giremiyor ama köpek dışarıda kaldı yani o da içeri giremiyor gibi yani. Hani Bunun gibi benzetme tam olduğunu bilmiyorum ama bu kadar yani aklıma daha fazla benzetme gelmedi. E, i̇kincisi, şey veya üçüncüsü neyse bu sayede İslam korundu fakat İslam bir Haşimi davası olmaktan çıktı. Çünkü en güçlü düşmanı içinden çıktı. Yani aileden çıktı. Şimdi biz bu sayede yani Ebu Leheb'den öğrendiğimiz şeylerden bir tanesini daha önce Hazreti Yusuf hikayesinde öğrenmiştik. Mesela Hazreti Yusuf hikayesi aslında biyolojik kardeşliğin yeterli bir şey olmadığını bize anlattı. Şimdi böylece yani Ebu Neheb'in Peygamber Efendimiz'e düşmanlığıyla İslam Kureyşlilere bir şey anlattı. Kabilecilik yapmayın. Biyoloji üzerinden dayanışma, kardeşlik iddiasında bulunmayın. Bakın burada bir peygamber olduğunda e, amcası o peygambere düşman olabiliyor. Çünkü biyoloji yetmez. Yani, buna, yani kan kardeşliği yetmez. Çünkü... Kan insanı anlatmak için yeterli bir şey değildir. Yani insan kandan fazla bir şeydir. Bu nedenle hayvanlarımızı kesiyoruz. Yani Kurban Bayramı'nın da böyle ilgisi var. Kan bağını kesiyoruz. Yani kanla ilişkimizi kopartıyoruz, kesiyoruz. Dolayısıyla şimdi hayatımızda o kanın yerinin azalması lazım. Değerin öne çıkması lazım. Şimdi bu sayede Tebbet suresi bize İslam'ın bir kabile dayanışması içerisinde korunurken kabile içerisindeki düşmanlıklarla ise bir kabile davası olmadığını gösterdi. Yani Allah İslam'ı hem kabile içerisinde koruyor, dayanışmasıyla koruyor. Ama oradan Ebu Leheb gibi, Ebu Talip gibi başka isimler çıkartarak, müşrik isimler çıkartarak İslam'ı bir kabile davası olmaktan çıkartıyor. Bunu e, şöyle bir şeyini anlatayım. Şimdi e, mesela bu Mesih beklentileri, Mehdi beklentileri diye bir konu var aslında. Şimdi insanlık sürekli bekler. Yani, yani bu şeyin Samuel Beckett'in böyle meşhur bir şeyi vardır bir tiyatrosu. Godoy beklerken. ya yani insanlıkta temel yani gelecek mi gelmeyecek mi mesela. Yani gelecek mi gelmeyecek mi? Yani şimdi böyle bekleriz mesela. Biz hep beraber bekleriz yani. Bir sürü şey bekliyoruz ve aslında hayatı doğru anlamamamızın nedenlerinin bir tanesi bu bekleme temayülümüz. Yani hep bir şey bekliyoruz. Mesela bir şey oluyor insan bir sonrasını bekliyor. Halbuki bir sonrası gelebilir ve sen orada olmayabilirsin. İbnül Vakt benim kanaatime göre bu tasavvufun ana kavramlarından birisidir bu İbnül Vakt. İbnül Vakt aslında beklemeye karşı durmaktır. Yani beklemeyi reddetmektir. Yani şimdi yaşıyoruz ve bunun hakkını vermemiz lazım. İbnül Vakt çok önemli bir kavramdır. Yani dikkat edin mesela bak herkes bir şey mesela adam diyelim ki mesela öğretmen oluyor bir üst makama çıkmayı bekliyor. E, hoca oluyor bir yere ya, şey, işte evleniyor işte bilmem şöyle olsun bilmem ne bekliyor. Yani herkes bir şey bekliyor. Şimdi bu beklemeyi ortadan kaldırmak lazım. Yani beklentiyle hayatın tüketilmesine karşı direnmek lazım. Parantezi kapatayım. Geri dönelim tekrar. Şimdi insanlar ne bekliyordu? Şimdi herkes bunu eleştiriyor. Mesela bazen ilahiyat çevrelerinde de bunu duyuyorum ilahiyat hocalarından. İşte insanların bu bekleme işte şeyi vardır falan filan. Fakat ne bekliyor? İnsanlar kendilerini ukbaya taşıyacak bir adam beklemiyor. İnsanlar düştükleri çukurdan kendilerini çıkartacak ve dünyada iktidar kuracak bir adam bekli bekliyorlar. Bu nedenle bu bekleme ahlaksızlıktır. Yani bakınız adım mesela biz Mehdi diyoruz. Mehdi hidayet getiren demek yani bize Allah bilgisini getirecek adam demek. Ama sen mesela Mehdi'den bir toplumsal kurtarıcı fikri geliştirirsen bu ahlaktan ahlaksızlık devşirmek olur. Çünkü senin mesele mesela Firavun karşısında kaybetmişsin orada güçlenmek istiyorsun. Dünyada mesela kapitalizm karşısında kaybetmişsin burada güçlenmek bekliyorsun. Burada güçlenmek için attığın her adım her teşebbüs bu ahlaktan ahlaksızlık değiştirmek olur. Çünkü güç karşısında ancak bir güçle durabileceğine inanıyorsun. Ve gelecek kişinin bu gücü getireceğini düşünüyorsun bekliyorsun. Bu nedenle böyle bir beklenti yani mesih beklentisi ahlaki değildir. Şimdi Hz. İsa geliyor. Aslında insanlar gene bekliyorlar. Yani bekliyorlar ve Hz. İsa geliyor. Fakat Hz. İsa'ya baktıklarında beklediklerinin o olmadığını düşünüyorlar ve ondan dolayı onu katlediyorlar. Neden? Çünkü onlar kendilerini e, refaha kavuşturacak, zenginleştirecek, güçlendirecek Roma'ya karşı veya Yahudilere kime karşı onlara karşı eee yaşamlarını teminat altına alacak birisini bekliyorlardı. Yani aslında bir siyasi lider bekliyorlardı. Halbuki Allah bir peygamber gönderdi. Şimdi işin yani püf noktası burası ve çelişki ortaya çıktı. Şimdi Haşimi oğulları inansa ki Hazreti Peygamber onlara bir dünyevi iktidar bahşedecek. O zaman Haşim oğulları katışıksız bir şekilde onu desteklerler. Arkasından giderler. Mücadele ederler ve bir iktidar inşa ederlerdi. Halbuki daha Hazreti Peygamber işin başında mevzunun bir iktidar olmadığını, mevzunun bir kabile olmadığını, mevzunun kabile dayanışması olmadığını, aslında biyolojik kardeşlerin birbirine düşman olacağını ilan etti. Dolayısıyla şimdi Haşimiler e, yani peygamberin aslında onların lehinde olmadığını gördüler. Ama buna rağmen Ebu Talip gibiler korudu. Bunu gördüler. Şimdi ve bu tabi İslam'ın bir lütfu. Bu şekilde İslam hem korundu hem kabile dayanışması olmaktan çıktı. Yani bir kabile ideolojisi haline gelmedi. Emeviler de Müslüman olabildi. Taif'tekiler de Müslüman oldu. Medine'dekiler de Müslüman oldu vesaire. Yani herkes Müslüman olabildi. Niye? Çünkü Ebu Leheb en yakınındaki peygamberi düşman belledi. Yani bu bir Haşimi davası değilmiş. Ebu Leheb'in ortaya çıkışı Ebu Leheb'in bir isim olarak bize gösterilmiş olması şunu ilan etti. Bu dava bir Haşimi iktidar davası değildir. E, Emevi düşmanlar şunu gösterdi. Mesela İkra suresinin sonunda anlatılan. Bu dava bir Kureş iktidarı davası değildir. Oradakiler yani Mesela bir kölenin düşmanlığı şunu gösterdi. Bu dava bir fakir fukara ayaklanması davası değildir. Vesaire vesaire. Yani bu dava Allah'ın davasıdır. Yani eylai kelimetullah'tır. Biz bunu bu şekilde öğrenmiş olduk. Hakikaten üzerine önemli durmak lazım. Şimdi dönelim ayet-i kerimeye. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak. Tebbet yeda ebi lehebin ve tebbet. Şimdi bu tabi mazi sigası da gelmiş ama bir sanki şey gibi tebbet kurusun yani veya yuh olsun Ebu Leheb'in iki eline de ve oldu da yani yani elleri kurudu. Ondan sonra şimdi rivayete göre yani Ebu Leheb de işte karısı da böyle Peygamber Efendimiz'e işte aşağılamak isteyen Peygamber Efendimiz'e hakaret etmek isteyen ve elleriyle e, zarar vermek isteyen kişiler Şimdi burada tabii bu yet kelimesi geçtiği için yani eller kelimesi geçtiği için eee insan aklına doğrudan el geliyor. Yani el elin kurusun mesela deriz. Fakat el kelimesini biraz geniş düşündüğümüzde e, el kudret demek, güç demek. Yani Türkçe'de pek çok deyimle böyle kullanılır. Mesela hani şu işe bir el at desek, yani biraz güç ver, destek ver manası olur. Kur'an-ı Kerim'de de böyle geçer. İşte Hadis-i Şerifler'de böyle geçer. Yani el demek bir güç demek. Yani kuvvet, kudret demek. Tebbet ya da Ebu Leheb'in yani Ebu Leheb'in bir ku kuvveti kalması, Yani gücü kuvveti gitsin, bitsin. E var mı? Aslında yok zaten. Yani nitekim ayet-i kerimin devamı onu söylüyor. Eee ne diyor ayet-i devamında? Eee ma ana anhu maluhu ve ma Ne malı ne de kazandıkları ona bir fayda vermedi. Yani aslında bir gücü yok. Yani burada şimdi yani ayet-i kerimeyi tabii şöyle e, yani lafze bakınca şöyle oluyor. Sanki böyle bir gücü vardı. Cenab-ı Hak o gücü ondan aldı gibi oluyor. Ama e, ayet-i kerimenin devamına bakınca ma'an anhumaluhu ma kesep kazandığı da malı ona bir fayda vermedi. Yani aslında bir gücü yok. Yani bir kuvveti yok. Deyince iki ayeti birlikte müteala ettiğimizde şöyle oluyor. Aslında bu Ebu Leheb güçsüz, çaresiz, zayıf, e, aciz birisi. Yani bir, bir şey yok. Sanki şunun gibi mesela Kevser suresine dönsek. İnna ataynakel kevser fasallil rabbi gıvanhar inne şaneke vel ebter. Yani seni, seni kınayan kişi ebterdir yani onun soyu yok. Yani ne demek? Evladı üyeli ona bir fayda vermeyecek. Malı mülkü bir fayda vermeyecek gibi. Dolayısıyla şimdi biz burayı o ait kerimeye bağlayabiliriz. Yani inne şe'ne ki o ebtere bağlayabiliriz. Ma ana anhu maluhu ve ma keseb. Şimdi ona kazandığı ve malı bir fayda vermedi. Yani halbuki bütün dikkatini kazanca vermişti. Mala mülke vermişti. Yani burada şimdi bir prototip olarak Ebu Leheb Mekke insan anlayışını temsil ediyor. Yani mal mühimdir, kazanç mühimdir, iktidar mühimdir. Halbuki bir fayda vermedi. Yani yani ölüp gittin şeyde yani bir fayda vermedi ve maksadına da ulaşamadı. Mesela malını, gücünü peygamberi engellemek için kullanamadı. Çünkü e, yani Cenab-ı Hak bir şey karar verdiğinde yani her şey ona amade olur gibi. Evet. Sayasla naran zâte lehebin. Böyle alevli bir ateşe yaslanacak. Ve Karısı da öyle olacak. Şimdi karısını niye Ebu Leheb'e katıyor? Çünkü Ebu Leheb'i biraz kışkırtan karısıydı. Yani suçu beraber işlemişlerdi. Yani yoksa ee, yani hani adama dedi de karıyla karısının da hanımın da ona dahil etti değil. Dolayısıyla şimdi yani burada Kur'an-ı Kerim şu prensibin dışına çıkmıyor. Yani herkes kendi suçunu üstlenir, kendi günahını üstlenirin dışına çıkmıyor. Buna mukabil mesela Kur'an-ı Kerim'de başka örnekler de var. Diyelim işte e, Firavun mesela hanımı var. Orada hanım e, mümin kişi Firavun müşrik. Yani işte şirk koşuyor vesaire falan. Yani bu tarz durumlar da ortaya çıkıyor. Ya da baba oğul mesela durumlar ortaya çıkabiliyor. Fakat burada Ebu Leheb ve karısı ikisi birlikte peygambere tuzak kuran, peygambere saygısızlık eden, haksızlık eden peygamber akrabaları. Yani birisi yengesi, birisi şey diyelim yani amcası. Ve emretuhu hammaletel hatab yani odun taşıyan yani bunu tabii bazen böyle şey olarak e, yani bir e, tahkir olarak yani düşünüyor herhalde insan ama bence böyle düşünmeye gerek yok. Yani hammaletel hata yani odun taşıyıcısı yani yani hanımı kim? Yani taşıyan yani odun taşıyan yani böyle e, yani işari yorum yapmak istesem eee Biraz e, bu ayetten gidebilirim. Yani yani hani zihnime hani bir çağrışım olarak pek çok şey gelebilir. Misal yani sözlük manayı muhafaza etmiş olmakla birlikte yani onun destekçisi, hamaletel yani ona odun taşıyan gibi yani e, yani o, o onu onu teşvik eden, onu onu tahrik eden. Yani sanki mesela hanımı yani e, ya yapma etme yeğenindir filan dese belki bu leheb Ebu Talip gibi olacak. Ee, ama Allah hidayet nasip etse o zaman mümin olurdu. Hamza gibi olurdu. Yani mesela yani üç amcası arasındaki şey bu. Hamza e, yeğenini o da müdafaa etti. Fakat peygamber Efendimiz dedi ki beni müdafaa etmenin bir anlamı yok. Müslüman olmadıktan sonra dedi. Allah nasip etti. Müslüman oldu. Hamza. Hamza değişti. Yani kullar değiştirdi. Bu tarafa geçti. Nitekim Medine'ye hicret etti. Ebu Talip himaye etti ama bu tarafta kaldı. Yani müşrik olarak kaldı. Ebu Leheb ne himaye etti ne de iman etti. Ee, dolayısıyla şimdi şey bu yani Ebu le Ebu Talip aynı yerde. Hamza başka bir yerde. Yani şey böyle. Dolayısıyla şimdi bu Hammaletel Hataba yani odun taşıyıcısı yani işari yani bir şey olarak yani ikincil bir yorum olarak ikinci bir yorum değil dikkatinizi çekelim lütfen. Ee, ikincil bir yorum olarak yani Am şeye kucasına e, destek olan, onu tahrik eden, onu teşvik eden, yani ona şey toplayan, hama, hamallık yapan e, kişi manası verebiliriz. E, çünkü şeyi e, yani ayetin bu şekilde e, yani bir tahkir ifadesi olduğunu düşünmek çok yanlış olur. Çünkü e, yani hamallık bir kötü iş değildir. O, odun taşıma kötü bir iş değildir. Yük taşımak mesela bunlar şimdi dinin övdüğü işlerdir. Yani e, nitekim Medine'ye Müsl yani, yani Müslümanların geldiğinde ama herkes pazarın yolunu sordu. Yani yani yük taşıyacak, para kazanacak vesaire falan hani böyle şey yaptı. Ee, böyle PGDH onun boyuna hablun min mesed yani örülmüş bir ip var. Yani bir taşıyor. Yani yani sürekli böyle bir odun taşıyor, yani destek oluyor filan gibi yani böyle e, mana ve resim geldi. Efendim şöyle toparlayalım bu yani sure hakkındaki konuşmaları dedik ki sure e, hakikaten üzerine çok özenle durulması gerekiyor. Şu açıdan e, İslam bir kabile dayanışma içerisinde geldi, kabile dayanışması içerisinde yani Haşimi oğulları İçlerinden birisini ezdirmez duygusunu Allah onlara verdi. Bu çirkin duyguyla Allah e, orada bir nuru muhafaza etti. Bu çirkin duygu, yani bu duygu yanlıştı. Ama Allah bunu kullanarak orada bir nuru yani İslam'ın nurunu muhafaza etti. Bir, iki, bunu daha ileriye taşımalarına müsaade etmedi. Kabile içerisinden böyle çatlaklar çıkartarak İslam'ın Haşimi ideolojisi olarak görülmesini engelledi. Yani mesela birisi desek ya bu kardeşim İslam dediğin şey Haşimi ailesinin ideolojisidir dese yalan olur. Neden yalan olur? Çünkü amcası düşman. Amcasının karısı düşman. İşte öteki amcası iman etmemiş vesaire. Böylece İslam Ebu Leheb ile İslam'ın Haşimi ailesinin ideolojisi olmasını, o aileye ait bir iş olmasını ortadan kaldırdı. Çünkü en büyük düşmanı peygamberin en yakınından verdi. Üç, bize muazzam bir hakikat gösterdi. Nedir o hakikat? Yani biyoloji eksenli, kan bağı eksenli kurduğumuz dünya aslında bir yalan. Yani elmanın kurdu elmanın içinde. Dolayısıyla biz bu kurdu buradan ıslah etmeden, tahliye etmeden biz güvende olmayacağız. Şimdi bu örnekteki Ebu Leheb mesela kişinin oğlu olabilir, eşi olabilir, başkası olabilir, kardeşi olabilir vesaire. Yani Yusuf Peygamber örneğindeki olduğu gibi. Dolayısıyla şimdi yani şu kan üzerinden, kan bağı üzerinden bir küme inşa edemeyiz. Yani yani güvenli bir küme inşa edemeyiz. Mutlaka erdem olması lazım değer olması lazım vesaire böyle bir şey ee, aşağı yukarı yani hani bu sureyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar ee, bir de şeyi eklemiştik yani bu hammaltır hatap ifadesini onu da e, yani yardımcı olma ona destek olma anlamında vermiştik deyip böyle bitirelim tebbet suresi hakkındaki konuşmayı. bir sözdür Yok uç değildir düzdürür Alem kamu bir yüzdürür, Gören anı hayran imiş Hay hay alem kamu bir yüzdürür, Gören anı hayran imiş Eşit niyazinin sözün bir nesne örtmez hak yüzün Hakdan ayan bir nesne yok Gözsüzlere pin imiş Hay hay haktan ayan bir nesne yok Gözsüzlere pin imiş Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayatta Hayır Dua Efendim tekrar beraberiz. Programımızın son bölümünde Hikemi Atayi Yeden okuyoruz. Atavullah İskenderi'nin. Ee, doğrusu biraz vaktimiz daraldı. Onun için yani birkaç söz okuyup bu bölümü tamamlayacağız. Ee, 67. cümleye gelmişiz. Ee, hoca buraya şey başlık koymuş. İlahi Feyz Adabı diye bir başlık koymuş. Yani İlgililer buradan okuyabilirler ama biz devam edelim. Şimdi bu varidattan söz ediyorduk yani varidat işte böyle kalbe gelen bilgiler, ilhamlar falan gibi yani e, yani aslında biraz derin düşünsek belki hepimize geliyor yani olumlu olumsuz işte bir takım şeyler geliyor bunların olumlarının yani daha çok varidat diyoruz yani e, yani mesela işte bir sadaka veriyoruz, onunla ilgili bazı bir, bir hal geliyor bize diyelim kendi yani Bunlar varidat vesaire filan. Şimdi buradaki temel mesele şu, e, yani kişiye ne gelirse gelsin bunu Allah'tan bilmesi. Yani yani işin tehlikeli noktası e, insanın kendinden bilmesi. Bu nedenle mesela kendini kendinden görmek, kendinden bilmek, e, yani kendine izafe etmek büyük bir kusur kabul ediliyor. Yani en çok vurgu bunun üzerine özellikle eli sünnetinince bu konuda çok e, dikkatimizi çekiyor. E, yani her şeyi yani yani gelen hayrı, iyiliği, güzelliği alatan bilmek. Yani şöyle, mesela hani böyle konuyu böyle çok e, bilinmez noktalara taşımaya gerek yok. Mesela bir adam kurban kesmeyecekti, kurban kesmeye karar verdi. Bu bir varidattır. Yani geldi mesela var varidattır. Şimdi bunu Allah'tan bilmesi lazım. Yani ya düşündüm kurban kesim değil de yani Allah nasip etti kestim gibi. Yani böyle düşünmesi lazım. Her sene kurban kesiyordu da kurbanı böyle işte bir paylaşma et yeme gibi düşünüyordu. Bundan vazgeçti ya kurban başka bir ibadettir dedi. Bu bir varidattır. Çünkü bir bilgi onu bir üst seviyeye taşıdı gibi. Ya da mesela dediğim gibi bir caminin kenarından geçiyorsun. Yani aklında pek yok. Öyle pat diye duruyorsun. Ya şurada bir namaz kılayım diyorsun. Bu bir varidattır. Mesela bir fakir görüyorsun. Normalde görmeyebilirsin. Fakire bir sadaka veriyorsun. Bu bir varidattır. Mesela diyelim ki bir hasta oluyor. Mesela ziyaret ediyorsun. Bunlar var. Yani dolayısıyla şimdi varidat demek böyle kalbimize düşen, aklımıza düşen ve bizi hayra sevk eden bilgilerdir. Dolayısıyla şimdi yani böyle hani ilham dendiğinde işte hani velilerin kalplerine gelir falan... Yani böyle hani ekstra şeyler böyle sıra dışı şeyler düşünmemek lazım. Yani o, o insanların büyüklüğü şuydu. E, hayır sürekli hayır yollarını gözetirlerdi. Yani bir hayır yapayım bir hasenat yapayım bir şey yapayım falan. Yani Allah nasip etsin anlamında bunu gözetirlerdi. Dolayısıyla şimdi böyle varidat dendiğinde aklımıza bunların gelmesi lazım. İlham dendiğinde bunların gelmesi lazım. Mesela diyelim ki Hazreti Ömer için Peygamber Efendimiz diyor ki yani had sahibiydi. Had ilham, yani ilham alanlardan biridir Ömer diyor. Şimdi kalbi ne ilham geliyor? Ya böyle bir iki iki anlatırlar işte ordu komutanına demiş ki işte daha doğru daha doğru falan. Bence bunlar yani bunlar hiç anlatmaya gerek yok. Mevzu bu değil. Mesele şu. Şimdi Hazreti Ömer mesela bir konu geldi mesela ona bir, bir hadise geldiğinde hep adaletten yana olurdu. Şimdi bu adaletten yana olmak bir ilham meselesi. Yani Allah'ın nasibi meselesi. Dolayısıyla şimdi nefsini karıştırmıyor. Egosunu karıştırmıyor. Öfkesini karıştırmıyor bir adama sempati duyuyorsa bunu karıştırmıyor vesaire yani ilham böyle bir şeydir bu nedenle yani ilham dendiğinde işte keşif dendiğinde varidat dendiğinde vesaire bu tarz bilgiler geldiğinde günlük hayatımızdaki durumları düşünmeliyiz yoksa yani velilere gelen evliyaya gelen şuna falan böyle yani abartılı şeylerden uzak durmak lazım herkesin kalbine geliyor çünkü Cenab-ı Hak kimseyi boş bırakmaz kimseyi yalnız bırakmaz mesela bir şey olur diyelim ki içinde özür dileme duygusu gelir. Özür dilemek gerekir. Mesela bir fakir görürsün ya buna yardım edeyim dersin. Yardım etmek gerekir. Mesela bir işte <laughs> caminin önünden geçiyorsun. Ya bu şeye gireyim iki rekat namaz kılayım. Kıl, kılman gerekir. Bunlar varidattır. Bunlar oluyor ama uymuyorsan varidatı dikkate almıyorsundur. Gittikçe hayatında eksilir bunlar. Bunlar oluyor ve takip ediyorsan gittikçe artar. Böylece hayatında daha çok varidat, daha çok ilham, daha çok keşif vesaire filan gelir. Yani kişinin içindeki e, yani Allah'ın ilhamını, Allah'ın e, e, bilgisini takip etmesi gerekiyor. Çünkü ayet-i kerimede feelhemeha fucuraha ve takvaha diyor. Cenab-ı Hak nefse takvayı da günahı da ilham etmiştir diyor. Vahdeynahun necdeyn diyor. Ona iki yol göstermiştir. İmma şekura ve imma kefura. Ya şükreder ya nankör olur filan gibi. Yani böyle bakıp her insan için bunlar geçerlidir. Yani sadece işte Allah Musa'nın annesine vahiy etti. Benim anneme de vahiy etmiştir. Ama adını artık vahiy demiyoruz, ilham diyoruz. Allah arıya vahiy etmiştir, Sine'ye de vahiy etmiştir, kuşa da vahiy, herkese vahiy etmiştir. Yani yani Cenab-ı Hak alemden, alemde hiçbir şeyi boş bırakmamıştır ve hiçbir şeyi ötekinden ayırmamıştır. İşte Allah mesela filan veli kuluna vahiy etmiş, şey ilham etmiştir, e bana da etmiştir, sana da etmiştir. Allah ona varidat vermiştir, e bana da vermiştir, sana da vermiştir. Allah ona rüyalar göstermiştir. Sana da göstermiştir. Bana da göstermiştir. Yani yani bu bakımdan yani Allah sanki böyle ayrımcılık yapıyormuş gibi filan düşünmemek lazım. Bu mühim bir konu. varıdatı böyle ele almak lazım. Şimdi diyor ki Atallah İskenderi Kallema te'til varidatül ilahiyye illa bahtaten Şimdi bu varidat ilahi yani Allah'tan gelen ilahi bilgiler böyle ansızın çıka gelirler. Yani ansızın. Yani bazen öyle olması da böyle uzun bir süreçte olur filan diyeyim. Ama genellikle ansızın yani bir anda kalbini do doğar. Mesela yani misal ne yapayım şimdi? Kalk namaz kıl. Bir anda gelir aklına. Kılarsın ya da kılmazsın. Bir anda. Kalk Kur'an Kerim oku. Mesela diyelim ki şimdi birisine karşı kin tutuyorsun kalbine. Kalk bırak yani hani kini bırak. Tamam mı? Mesela Peygamber Efendimiz diyor. Dama yeri buke. İlema buke. Sana böyle kuşku vereni bırak diyor. Şimdi bunlar bir anda gelir. Yani bir şimşek gibi. Hatta şöyle denir. Ne kadar kısaysa o kadar makbuldür denir. Şimdi bunu söylüyor şey Atavullah İskender'e. Neden? Çünkü siyaneten leha bu varidat korunmak istenir. Yani Cenab-ı bunları korumak istenir. ister. Neyden korumak ister? En yedda'iha ibad bi vücudil istidat. Kullar istidatın varlığından dolayı bunlar geldi. Yani ben zaten buna hazırlanmıştım ya da benim buna zaten kabiliyetim vardı. Yani ke, yani bu bu vardı bana değil de başkasına gidecek hali yoktu ki demesinler diye ansızın çıka gelir ve ansızın kaybolup gider. Çünkü bunlar Allah'ın bilgileridir. Allah kendi bu bilgilerinin ilhamlarının kul tarafından sahiplenilmesini murad etmemiştir. Bu nedenle ansızın çıka gelirler. Dolayısıyla şimdi bakınız. Şimdi bir şimdi insan şöyle bir şeyi vardı. Bir bilgiyi öğrendiğinizde Hayatınızda o bilgiye dair bir sürü şey ortaya çıkacak. Mesela herkes yarın bizi dinleyen hani ki kaç kişi varsa şimdi yarın bunları karşılaşır. Mesela der ki <laughs> mesela aklına gelir. Mesela şöyle bir hayır yapayım. Pat diye yani yok böyle pat diye aklına düşer. E, şunu şöyle yapayım. Şurada bir mezar ziyaret edeyim. Şurada bilmem ne yapayım falan. Şimdi bunlar ilahi varidattır. ilhamlardır. Yaparsan devamı gelir. Yapmazsan işte kesilir, işte başka şeyler gelir. Bazen de bunun tersi yani insanı kuşkuya düşürür, yani vesveseler gelir. Mesela işte diyeyim ki bir sır biliyorsun. Ya yani bunu ifşa et, ilan et gibi. Dedikodu mesela dedikodu yap falan gibi. Yani böyle şeyler ortaya çıkabilir vesaire. Şimdi burada ee, cümle bu şekilde geldi. Kalbimize bizi hayra sevk eden bilgiler pat diye gelir. bahteten aslında Türkçedeki tam karşılığı budur pat diye gelirler. Ansızın yani pat diye gelirler. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak kulların iddiasından onları korumak ister. Yani ya ben zaten yani bunu hak etmiştim. Benim kabiliyetim vardı. Hazırlığım istidadım vardı. Demesinler diye. Ee, Cenab-ı Hak onları bu şekilde gönderir. Ee, bir cümle daha okuyalım. Bu cümlede çok hakikaten acayip bir cümle. Efendim. Şimdi diyor ki Men ra'aytehu muciben an kulli ma ile Bir adam gördün. Sorulan her soruya cevap veriyor. Ve muabbiren an kulli ma şehide. Yani şahit olunan, görülen her şeyi yorumluyor. Ve zâkiren li kulli ma alime. Bilinen, eee her şeyi zikrediyor, anlatıyor. Yani maalime yani bildiği her şeyi anlatıyor, zikrediyor. Yani falan. Fesedille ki, ala vücudi cehlihi. Bil ki bu adam yani buradan yani çıkartacağımız netice şu bu adam cahil. Ee, şimdi demek ki yani Arif kimdir tersinden alırsak bir sorulan her şeyi bilmeyen hatta çoğu şeyi bilmeyen Arif adam bu. İki, gördüğü her şeyi yorumlamaya kalkmayan. Çünkü yorumlamak demek, yani ben bunu kavradım, idrak ettim, ötesine geçtim demek. Halbuki böyle bir şey yok. Kişinin aciz düşmesi lazım. Allah Allah hayret etmesi lazım. Tabir geçmek demek. Hayret ise orada kalmak demek. Yani durmak, düşünmek demek. Peygamber diyor ki Allahümme zidni fiket tahayyuren. Ya Rabbi benim sendeki hayretimi artır diyor. Üç. Ve zekren li kulli malime. Bildiği her şeyi de böyle zikreden, anlatan, öğüt veren. Yani şu şöyle falan her konuda. Demek ki böyle olmaması lazım. Şimdi eğer bir kişi böyleyse yani sorulan her şeye cevap vermeye kalkıyorsa şahit olduğu her şeyi tabir etmeye kalkıyorsa bildiği her şeyi zikretmeye, anlatmaya kalkıyorsa fesedil bizler ki hala vucu cehli, bu adam cahil olduğunu bil. Arif demek az konuşandır, biz de vallahi susalım böyle. Of, çok ağır geldi bu cümle. Az konuşandır, e, mümkünse hiç konuşmayandır. E, cahil, her konuda konuşandır, her şeye cevap verendir. E, bizim tabii kitaplarımız e, bir edep gereği vallahu alem diye biter. O edep şöyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabesine bir şey sorduğunda mesela herhangi bir şey sorduğunda sahabe prensip olarak şöyle diyordu. Allah ve Resulü alem. Yani bilen Allah ve Allah Resulü bilir. Biz bilemeyiz. Bunun sebebi şu. Onlar bilginin Allah ve peygamberin sözüyle tahakkuk ettiğini düşünürlerdi. Yani bugün mesela bugün nedir günlerden? Pazartesi. Allah ve Resulü bugün ne sorusuna ne derse bugünün adı odur. Az önceye kadar pazartesi diye biliyorduk. Ama peygamber yok bugün çarşamadır derse artık bugün adı çarşamba olacak. Bu nedenle mesela peygamberimiz bir hacde soruyor diyor. Burası neresidir? İşte hangi şehirdir? Allah ve Resulü Alem diyorlar. Bu yer neresidir? Falan böyle soruyor. Sahabede bir tanesi diyor ki ben zannettim ki peygamberimiz Mekke'nin, Arafat'ın, işte vakfenin bunların hepsinin adını değiştirecek zannettim. Şimdi bu Müslüman geleneğinde devam ediyor. Ve Müslümanlar kitaplarını şöyle bitirirler. Allahu Alem. Bir konuyu anlatmaya başlarlarken şöyle başlarlar. Allahu Alem. Böylece her konuya, her mesele Allahu Alem kıstasını koyarak insan ne tespit ve teşhis ederler. Dolayısıyla şimdi bilginin delili bilmediğini bilmektir. Arif olmanın delili Süküttü tercihtir, susmayı tercihtir, deyip efendim e, bitirelim burada. Şimdi e, ön e, programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta e, bilmiyorum program yapabilir miz. E, şimdiden bayramımız mübarek olsun. Kurbanı paylaşmak için değil, kurbanı kurban olarak kesenlerden olmanızı temenni ederim ben kendim için de. Kurbanı keserken ihramı, hacı İbrahim'i, İsmail'i, Hacer'i, peygamberi onun Hac de... kestiği 63 işte kurbanı. Ee, ondan sonra e, Kabe'yi, Adem'i, cennetten kovuluşumuzu vesaire bütün bu hikayeyi düşünerek kurban kesenlerden e, olmanızı temenni ederim ama kestikten sonra hani madem etler de var, etleri de başka verirsiniz yani artık ne yaparsanız yaparsınız. İmkan olanlar sadaka olmak üzere başka yerlere de kurbanlarını göndersinler inşallah. Yani Allah onu da nasip etsin diyelim. Ee, bu bayramın alemi İslam'a, dünyaya, yeryüzüne huzur getirmesinde temenni ederiz. Çünkü kurbanı kestikten sonra biz başka bir adam olacağız yani olmalıyız inşallah diyelim yani o o da yer bir şey güzelliği diyelim ee, buna ilaveten bu radyolara kuran televizyonlara kuran değerli dostlarımıza yani teşekkür ediyoruz. Allah niyetlerini halis eylesin. Ayrıca radyomuzun müdüresi Füsun Hanım'a e, editörümüz Faruk Cömert'e yönetmenimiz Erdem Durmuş'a radyonun müdürü Ferhat Kutluer'e bugün e, Facebook sayfasına bakamadı gerçi. Ayşe, e, talebimiz Ayşe Coşkun'a teşekkür ediyoruz. E, önümüzdeki hafta nasıl olursa görüşmek üzere deyip hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Vav Radyo Kur'an'ın Sesi